Katılımcılarımıza, değerli iş adamlarımıza, konuklarımıza sağlık, sıhhat ve esenlik diliyoruz. Bu koronavirüs bizi bu hallere getirdi. İsterdik ki yüz yüze görüşebilelim. Sizlere ofisimizde çay ısmarlayabilelim. Rahat rahat seyahat edebilirsiniz. B2B'lere katılabilirsiniz. Fuarlara katılabilirsiniz. Ama yeni normaller bizi bu hale getirdi. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Aydınlık günlere döneriz. Bir önceki dönemlerimize tekrar geri döneriz. Şimdi tabii bizler ticaret müşavirleri, Ticaret Bakanlığımızın o ülkelerdeki uç beyleri gibiyiz. Ve tamamen iş adamlarımızın emrinde olan kişileriz. Elimizde, eteğimizde, bilgimiz, görgümüz ne varsa paylaşmaya hazır olan 7x24 emre amade insanlarız. Bizim bütün politikalarımızı, bize yönlendirmeleri Ticaret Bakanlığımız talimatlandırır ve beraber aynı vizyonda, aynı ufukta beraber hareket ederiz. Bu nedenle Sayın Genel Müdürümüz, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Tan'dan bir girizgah yapmasını istesek, yani bize bir çerçeve çizseniz efendim, biz Polonya'ya öyle girsek. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Atilla Bey. Bugün elektronik sohbetler zincirimizin 29.sunda Polonya'dayız. Daha önce 28 dünyanın farklı bölgelerinden 28 ülkede 28 temsilciliğimize misafir olduk. Bugün Varşova'da Atilla Bey'in müşaviriyiz. Sayın Ticaret Başmüşavirimiz kendisi. Size Polonya ile ilgili, Polonya pazarı ile ilgili değerli bilgiler aktaracak. Ardından da Ercan Emrah Duman, Ford Otosan direktörü, kendisi aynı zamanda DEİK Türkiye Polonya İş Konseyi Başkanımız, Sait Büyükbayrak, Polonya'da firma sahibimiz, aynı zamanda da Türk İş İnsanları Derneği Başkanı ve Sayın Dengiz Pınar, gıda sektöründe bir şirketin sahibi, yönetim kurulu başkanı. Konuklarımızla Polonya'da iş yapma konusunda, Polonya'ya ihracat konusunda sahadan tecrübelerini size aktaracaklar. Böylece umuyorum ofisinizden Polonya pazarı ile ilgili sizin için değerli bilgi ve tecrübelere erişim imkanınız olacak. Ben çok uzatmadan sözü ev sahibimiz Atilla Bey'e bırakıyorum. Umuyorum hepiniz için faydalı bir toplantı ve etkinlik olur. Ev sahibi olarak hepinize hoş geldiniz diyoruz. Hanemize bereket getirdiniz. Umarım vereceğimiz bilgiler bir nebze sizi aydınlatır, bir nebze size bir ufuk verir ve ticaretinizde de yeni kapılar açmanızı sağlar. Öncelikle ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Daha önce Kuala Lumpur'da, Sudan'da ve Rusya'da, Moskova'da ticaret müşavirlikleri, başmüşavirlikler yaptım. Ve son durak Polonya ticaret başmüşavirliği. Yani bu bölgeye aşinayım. Daha önce Rusya'da çalışmış olmamdan gelen bir şeydi. Uzun zamandır da bakanlığımızda hep beraber görev yapıyoruz. Sayın Genel Müdürümüze de muhtemelen aynı dönem çalışmaya başladık. Efendim şimdi tabii bizler hani ne kadar da devlet memuru diyebileceğiniz kişiler olsak da sizin kadar eli taşın altında olan kişileriz. Ve ben ve diğer üç değerli konuşmacımızın hepsinin eli taşın altında, benim üzerimde ciddi bir ilişkiler geliştirme sorumluluğu var iken, Sait Bey, Emrah Bey ve Dengiz Bey onca yaptığı yatırımlarla, verdiği iş imkanlarıyla birçok kişinin üzerinde ciddi, birçok kişi onların üzerinde ciddi sorumluluklar oluşturuyor ve daha da ileriye götürmeye çalışıyorlar. Ben önce hakkında bilgi vereyim. Daha sonra sırasıyla Emrah Bey, Sait Bey ve Dengiz Bey şeklinde devam edelim.
ve daha sonra bir soru cevap kısmına geçelim. Lütfen soru sormaktan lütfen çekinmeyin. Bizler bunu sizin için yapıyoruz. Ne bilgi verebilirsek, ne gördüğümüzü aktarabilirsek bizim için faydalı olacağını, sizler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Ben öncelikle Polonya hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Polonya eski bir Varşova Paktı üyesi, Doğu Bloku üyesi ve Sovyet ekonomisiyle şekillenen, altyapısı, üst yapısı, tekniği, eğitimi bu şekilde şekillenen bir ülke. Ve bu Solidarnosti dayanışma hareketiyle de bağımsızlığını almış ve uzun yıllar bir şekilde idare etmeye çalışmış. Ancak Avrupa Birliği'ne tam üye olmakla beraber gerçekten bir fark yaratarak ciddi hamleler yapmış bir ülke. Aslında iki ülke arasındaki benzeşmelere baktığımızda iki ülkede bir şekilde ihracat yönüyle sanayileşme ya da sanayileşme yönüyle ihracatını arttırma yolunda benzer hareketler sergilemiş. Ancak Avrupa Birliği'ne girişiyle beraber Polonya'nın çok daha büyük imkanlara, çok daha büyük bir coğrafyaya daha rahat hareket edebilme ve altyapısını, üst yapısını geliştirebilme imkanını sağlamış kendisine. Ve Avrupa Birliği fonlarından aldıkları paraları, altyapı, üst yapı, eğitim, teknoloji gibi konularda son derece yararlı bir şekilde harcamışlar. Yani bir kapı komşumuz bu işi tabak kırarak hallederken Polonyalılar gerçekten bu işi gerçek sektörlere harcayarak yapmış ve ülke son 20 senede çok ciddi bir değişim, dönüşüm içerisine girmiş. Polonya, Pole Rusça ya da Slavca düzlük demek. Yani bu ülke düz bir ülke. Oradan geliyor. Düz ülke olunca ciddi şekilde doğudan batıya, kuzeyden güneye rüzgar nasıl aynı hızla girip çıkıyorsa düşman da aynı hızla girip çıkıyor bu ülkeye. Yani tarih boyunca öyle olmuş. Acılar yaşamışlar ve ancak tam yolların ortasında birleştiği yerlerden bir yer olduğu için coğrafi olarak çok hızlı bir şekilde toparlamış ve sürekli eksiklerini sararak daha ileriye doğru gitmiş. Ve şu anda Avrupa'da son 10 yıl içerisinde en hızlı büyüyen bir ekonomi durumunda. Ve şu anda bir bütçe açığı yok, ancak Covid'den dolayı bir bütçe açığına girdiler. Ve bu bütçe açığında tamamen çalışanların işlerini korumak ve iş yerlerinin devamını sağlamak hususunda kullandılar. Bu ülkede gayri safi milli hasıla her sene ciddi şekilde artıyor idi. 2019 yılında 4.1-4.2 gibi bir gayri safi milli hasıla artışı varken, ki bu Avrupa Birliği'nin en yüksek gayri safi milli hasılasıdır. Bunu 38-40 milyonluk bir nüfusla yaptılar ve bu nüfus yetmediği için Ukrayna'dan, Belarus'tan ve diğer yakın gördükleri kültürel, dini, sosyal olarak benzeş olabilecek ülkelerden de iş gücü açığını karşılayarak bu ekonomiyi geliştirmeye devam ediyorlar. Tabii bu 2020 yılı içerisinde bu ülkede beklenen gayri safi milli hasıladaki artış 3.2 gibi bir şey öngörüyordu. Yani bir önceki seneye göre biraz düşük olması bekleniyordu. Bu da ekonominin artan gazının biraz alınması anlamında olan bir şeydi. Tabii diğer ülkelerdeki, komşu ülkelerde özellikle pazarları olan Batı Avrupa ülkelerindeki daha böyle sürdürülebilir büyüme hızları da doğal olarak onların pazar, Polonya pazarı olduğu için doğrudan bu ülkenin ihracatını ve gayri safi milli hasıladaki artışını biraz engelliyor idi. Bunun yanı sıra Polonya tabii Sovyetlerden aldığı bir aslında iyi bir mirasla ciddi bir teknik şeri olarak. Bu yüzdendir ki Batı Avrupa'da Polish dentist, Polish plumber gibi söylenirdi hep. Ve bu insanlar Batı Avrupa'ya daha yüksek ücretler için gittiklerinden dolayı bu ülkede istihdam açığı ortaya çıktı. Ve bunu da 2 milyon Ukraynalı, 300-400 bin Belaruslu karşılıyorlar. Ve bu ülke ciddi şekilde yolların kesiştiği yer olduğu için
iyi bir lojistik ve üretim üssü haline gelmeye başladı. Avrupa ve Avrasya arasındaki son durak burası. Bundan dolayı Avrasya'daki gelişme ve Avrupa'daki pazar Polonya'yı daha bir ön plana çıkartıyor. Bu konuda da ciddi şekilde bu avantajlardan faydalanıyorlar. Avrupa'da iş gücü maliyetleri, üretim maliyetleri çok yüksek olduğu için birçok ülkede, Batı Avrupa ülkesinden ve hatta diğer Amerika, İsrail ya da işte İngiltere gibi ülkelerden bu ülkeye sermaye, yani doğrudan yatırım ya da sermaye hareketleri de bir artış var. Ve bu yüzdendir de yani bunun tamamen nedeni makul maliyetlemeli bir ülke olmasının kaynaklanıyor. Ciddi şekilde ödemeler dengesinde sermaye hareketleri kısmı da iyi bir şekilde netice veriyor. Cari işlem açıkları oluşmayan bir ülke. Dış ticareti, ithalat ve ihracat dengesi gayet dengeli. 2020'de ciddi bir şekilde sıfır açıklı bir bütçe öngörülmüştü. Ve bu yönde de ciddi şekilde çalışıyorlardı. Ama her şey, bütün düğüm geldi COVID-19 diye bir virüsle tanışmamızda bir şekilde değişti. Tabii bu COVID-19 başladığı zaman Polonya ciddi bir şekilde erken hareket ederek çok sert önlemler aldı. Yani burada alışık olmadığı şekilde. Ve direkt bir lockdown ya da direkt bir karantina uygulaması var. Ve bu konuda da çok başarılılar. Bunun bir nedeni şu, bu ülke 40 milyon bir ülke ve nüfus bölgelere homojen bir şekilde dağılmış. Yani bizim gibi 15 milyon insan bir anda İstanbul'da korona yasağından sonra ortaya çıkıp tekrar evine gitmiyor. Yani Varşova dediğiniz 1.8 milyonluk bir ülke. Doğal olarak bu virüsün daha kontrollü gitmesine neden oluyor. Diğer bir avantajı ise insanlar bölgelerde homojen şekilde dağıldığı için her bölgede yatırım yapma, her bölgede ekonomik faaliyet gösterme imkanları var. Bu da Polonya'ya artı bir avantaj sağlıyor. Ve gayri safi milli hasıla bu sene 3.1 bir büyüme bekleniyor iken 4.1'lik bir daralma şeklinde cereyan edeceği düşünülüyor. Ülkenin rezervleri son derece yüksek. İthalatın döviz rezervlerinin ithalatı karşılama oranı 5.6 ay gibi bir şey. Döviz rezervleri yüksek, enflasyon oranları çok düşük, işsizlik oranı hala çok düşük. Mevsimsel işsizlikten kaynaklanan şeyleri mevsimsel dalgalanmalardan arındırırsak çok stabil bir şekilde devam ediyor ve sürekli de yatırım almaya da devam ediyor. Bu koronavirüsün ortaya çıkması ve sonrasındaki gelişen şey şu, biraz önlemler artık gevşetilmeye başlamasıyla özellikle 3. çeyrekte ciddi bir zıplama yaptı ekonomi. Tekrar fabrikalar açıldı, insanlar işe girdiler ve burada Polonya hükümeti ciddi bir şekilde bir program uyguladı. Buna anti-crisis shield diyorlar, kriz kalkanı. Krize karşı kalkan dedikleri bir husus var. Bunun ilk versiyon 1, versiyon 2 falan diye başladı. En son 4. versiyonda değişe değişe sürekli daha farklı sektörleri kapsaya kapsaya daha bir ülke ekonomisinin her hücresini, her zerresini kapsayacak şekilde farklı enstrümanlar kullanıyorlar. Bu enstrümanlar işte bizdeki SGK primlerinin ötelenmesi, kredilerin ötelenmesi, bunun yanı sıra iş yerlerine insanları çıkarmasınlar diye doğrudan para verilmesi, bir sürü şey, çocuk artı 500 zloty çocuk yardımı, 13. 14. emekli ikramiyesi gibi hususlarda sürekli bir para harcama yönüne gittiler. Ve 2021 yılında evet biz bütçe açığı veririz ama bu ekonomiyi kurtarırız dedikleri için 2021 yılında bütçe açığının beklenen değeri 80 milyar zloty ya da diğer de işte 19 milyar euro gibi bir rakam. Ama Polonya ekonomisi için bu açık gayri safi milli hasılasında ufak bir yer teşkil ettiği için ve ödemeler dengesinde de sıkıntıları, kamu maliyesinde de sıkıntıları olmadığı için bu zorlukları da kolaylıkla aşacaklardır diye düşünüyoruz. Mantıklı ve makul bir döviz kuru devam ediyor. Burası Eurozone'da değil.
Eurozone'da olmamasının getirdiği bazı avantajlar da var. Çapraz kurlarda özellikle Amerikan dolar ve Euro'daki mevsimsel konjonktürel değişimlerde, fluctuation'larda burası çok fazla etkilenmiyor. Onun için daha rahat hareket edebiliyorlar. Ve daha dengeli, daha kontrol edilebilir bir yapı. Şu anda geçen hafta 10 gün içerisinde hükümet kabinede, bakanlar kurulunda bir değişikliğe gidildi. Bakanların sayısı azaltıldı ve bakanlıklar birleştirildi. Bunun nedeni de şu, daha etkin bir şekilde bu COVID-19'un getirdiği ekonomik zararları en az şekle indirebilmek için. Ve bu şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı yeniden seçildi. Bu da gösteriyor ki ekonomide ciddi bir siyasal çalkalanma ya da bir yön değişikliği olmayacak. Bu açıdan da rahat. Tabii şimdi burada Sait Bey varken bizlere bir şey düşmez ama ciddi şekilde bir Türk nüfusumuz da var. Buradaki Türk iş adamlarımız da uzun yıllardır buraya gelmiş. Ve son 5 yıl içerisinde bu gelişimin artmış olduğu bir nüfus ve ekonomide de ciddi katma değer yaratıyorlar. Ülkemize de ciddi paralar yolluyorlar. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Şu anda mesela bu Standard & Poor's ya da Fitch ya da işte Moody's falan gibi kuruluşların derecelendirme, biraz yani tamamen siyasi kuruluşlar ama Polonya dair beklentileri A eksi. Yani bu ülkeye dair bir istikrarsızlık beklemiyor. Beklemedikleri içinde bu ülke Avrupa Birliği fonlarından da çok güzel fonlanabiliyor. Hala Avrupa Birliği fonlar konusunda çok rigid, böyle sert tavırları olan bir Avrupa Birliği. Koronavirüs dolayısıyla daha geçişken, daha kolaylaştırıcı hale dönüştürüldü. Ve Polonya'da bu fonlardan bayağı faydalanıyor. Tarımda, teknikte, altyapıda, üst yapıda her konuda bu fonlardan faydalanan nadir ülkelerden birisi. Yani Polonya'nın koronavirüsün etkisi azaldığı anda Avrupa'da en hızlı büyüyen ekonomiden birisi olacağını düşünüyoruz. Bir dezavantajı şu var. Şimdi tabii Polonya bir doğu ülkeleri için bir tampon bölge Avrupa Birliği için. Kendi önüne de bir tampon bölge koymak istiyor. Belarus gibi. Artı Amerika siyaseten çok etkili halde burada. Ve Avrupa Birliği'ne rağmen Amerikan yanlısı politikalar da uyguluyorlar. Tabii bu da şu, yani Amerikan hükümeti bunları biraz daha mızrak ucu gibi, hadi sen biraz Ruslara dürt gibi bir yaklaşım var. Bu da ekonomide yaratılan zorluklarla ya da uzun yıllardır gelen katma değerin, güzel artışların bir şekilde katma değer yaratmayan ve sinerjiyi biraz daha düşüren sektörlere yönelmesini getiriyor. Yani uluslararası böyle bir gerginlik yaratacak konulara biraz girmeye başladılar. Tabii bu da Polonya için negatif bir husus. Yani tarafsız kalması ve tamamen gücünü ekonomiye yüklemesi bu ülkeyi çok daha hızlı şekilde beklediğinden, arzuladığından çok daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayabilir. Bu ülke tamamen evrak demek. Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi. Yani bir telefonla bir iş halletmeyi düşünemezsiniz. Çok iyi bir şekilde evraklama yapmanız lazım. Diğer bir husus, bu ülke lehçe. Yani lehçe, ben Rusça konuşuyorum ama bu lehçeyi kavrayamadım. Hakikaten zor. Yani ve evrak da lehçe. Onun için bu şey biraz ket vurabiliyor. Bunun için de iyi şekilde tercümanlar kullanmanız gerekiyor. Ama her evrakınızın da bir şekilde lehçe evrak kayıt altına alınması ve bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Mali müşavirsiz ve hukuk hizmetleri olmadan yola çıkmamak da gerekiyor. Yani Türkiye'de çok başarılı olabilirsiniz, Türkiye'deki ticari kültür içerisinde ama burada başarılı olamayabilirsiniz. Yani çok standart yazan böyle sanki Kur'an ayeti gibi olan şeyler var, hususlar var. Bunları muhakkak uygulamanız gerekiyor ki yanlış bir yerde vakit kaybetmeyin, sermaye kaybetmeyin diye. Efendim ben çok kısa bir şekilde özetlemeye çalıştım.
Eğer müsaade ederseniz sözü burada Türkiye ve Polonya arasında sürekli mekik dokuyan ve ülkemizle Polonya arasında en büyük kalemlerden, en büyük sektörlerden birisi olan otomotiv sektöründe başarıyla faaliyet gösteren Ercan Emrah Duman Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Söz sizin Emrah Bey. Teşekkür ederim Sayın Başmüşavirim, Sayın Genel Müdürüm ve değerli katılımcılar. Benim ismim Ercan Emrah Duman. DEİK Türkiye Polonya İş Konseyi Başkanı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Ford Otosan'da ihracat birimini yönetiyorum. Ben iki şapkamla da size bugün dilim döndüğünce bilgiler vermeye çalışacağım. Bu değerli katılımcı grubu önünde konuşma fırsatı yakalamışken müsaadenizle çok kısa sizlere sıkmayacak şekilde DEİK'ten ve İş Konseyimizden de bahsetmek isterim. Birçoğunuz biliyordur belki ama DEİK ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırarak dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olabilmesi vizyonuyla faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen sizin gibi girişimcileri ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş diplomasisi kurumudur. İş konseylerinden oluşmaktadır. DEİK'in bel kemiğinde oluşan iş konseylerinden birisi de Türkiye-Polonya İş Konseyi'dir. Konseyimizin amacı iki ülke arasındaki ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesidir ve 91 yılında kurulmuştur. Konseyimizde otomotiv, imalat, lojistik, kimya, tekstil, inşaat ve taahhüt, gıda, perakende, bilgi teknolojileri ve turizm sektöründeki Türkiye'nin önde gelen şirketleri yer almaktadır. Bu şirketlerle birlikte bilgi alışverişi yaparak uluslararası niteliğe sahip etkinlikler düzenleyerek iki ülke arasındaki ve sektörler arasındaki işbirliğin geliştirmesini ve hepsinin önemlisi karşılıklı ticaret hacminin daha da önemlisi ihracatımızın arttırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kısaca DEİK ve İş Konseyimizden bahsettikten sonra aslında Sayın Ticaret Müşavirimiz de değindi. Ben de çok basit rakamlara, kendimce önemli bulduğum rakamları bir daha hatırlatmak istiyorum. Polonya bir kere nüfus olarak Avrupa'nın 6. büyük ülkesi 40 milyon nüfusuyla. Gayri safi milli hasıla olarak da 10. en büyük ekonomisi. 565 milyar dolar gayri safi milli hasılası var. Avrupa'nın en büyük 10.sü. Bizle Rusya'yı aslında 8. durumda, pardon 7. durumda oluyor ve çok önemli bir yer teşkil ediyor Avrupa açısından. Tüm dünyanın da en büyük 21. büyük ekonomisi. Atilla Bey de konuşmasında bahsetti. Aslında son yıllarda, belki son 10 yılda kıskanılacak, imrenilecek bir büyüme gerçekleştirdi. %4-5 ortalamasında her sene büyüyerek kendini diğer Avrupa ülkelerinden ve diğer Doğu Blok ülkelerinden ayrıştırdı. Ve birkaç yıl önce de artık gelişmiş ülkeler sınıfına girdi. Eski Doğu Blok ülkeleri arasında bunu başaran ilk ülke oldu. Tabii ülke şahıslar da zenginleşti. Yaklaşık 15 bin, 16 bin dolar seviyeleri arasında kişi başı gayri safi milli hasıla seviyelerine yaklaştılar. Ve artık yüksek gelirli ülkeler sınıfında sayılıyorlar Polonyalılar. Müthiş bir stratejik lokasyonu var. Neden müthiş? Çünkü gelişmekte olan Doğu Avrupa ile gelişmiş Batı Avrupa'nın tam ortasında yer alıyor. İşte Rusya ile Avrupa'yı bağlıyor. Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'yı bağlıyor. Ve yine çok önemlisi, belki de hani o gıpta ettiğimiz büyümesinin en büyük sebebi Avrupa'nın en büyük ekonomisi, motoru olan Almanya'ya komşu olması. Bunun da faydalarını en yakından Polonya geçtiğimiz yıllarda yaşadı. 16 yıldır AB üyesi. Tabii haliyle 16 yıldır AB üyesi olduğu için, Avrupa Birliği üyesi olduğu için birliğin hukuk ve yönetim kurallarına, çerçevesine tam adapte oldu. Dolayısıyla iş yapılabilirlik de kolaylaşmaya başladı. Eski bürokratik yapıdan AB'ye geçiş kademe kademe tamamlandıkça. Dünyada en kolay iş yapılan 24. ülke konumunda. Eğitimli ve yetenekli bir iş gücüne sahip. Hepsi lisan bilen, eğitimli yetenekli iş gücüne sahip. Tabii bir avantajı da hala Batı Avrupa'ya ve Almanya'ya bu kadar yakın olup, Almanya'nın arka bahçesi gibi olup çok daha düşük iş gücü maliyetine sahip olması da Polonya'nın en cazip kılan etkenlerden birisi.
Hükümet ve yerel yönetimler özellikle yatırımcıyı, yatırım yapmak isteyenleri gerek vergi muafiyetleri gerekse diğer teşviklerle de destekliyor. Dolayısıyla hem yatırımcı olarak hem ihracatçı olarak Polonya'da iş yapmak özellikle Avrupa Birliği üyeliğinden sonra oldukça kolaylaştı diyebilirim. Bizim iki ülke arasındaki ticarete bakarsak 6 milyar doları aşan bir 6.2 milyar, 6.25 milyar dolar tam rakam vermek gerekirse 2019 yılı itibariyle bir ticaretimiz var. Bunun 4.2 milyar doları bizim ihracatımız. Bizim en büyük 14. ihracat pazarımız Polonya. 2 milyar dolar civarı da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla 2.2 milyar dolar fazla veriyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Avrupa'da ticaret fazlası verdiğimiz ender ülkelerden biri. Sayın Cumhurbaşkanımız son Polonya ziyaretinde aslında 10 milyar dolar bir ticaret hedefi koymuştu. Bu hedefte aslında Polonya'yı biraz daha yakın tanısak, Polonya'nın fırsatlarını biraz daha iyi analiz etsek çok kolay ulaşılabilecek bir hedef olarak karşımıza çıkmakta. Bu potansiyel hem bizde var hem onlarda var. Ancak alışa geldiğimiz klasik ihracat pazarlarımızın bunlardan neyi kastediyorum? Bizim yakın coğrafyamız ve Avrupa'nın 5 büyük ülkesi işte İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya dediğimiz bu 5 ülkenin dışında olduğu için herhalde bir parça potansiyeli tam olarak fark edilemiyor. Ama rakamları hem ben sizlerle paylaşmaya çalıştım hem Atiye Bey sizlerle paylaşmaya çalıştı. Rakamlar bile sadece ülkenin ne kadar önemli ve potansiyel olduğunu sadece rakamlar bile ortaya koyuyor. İki ülkenin yani hem bizim hem Polonya'nın ekonomik yapısına baktığımızda aslında çok benzer ürünleri hem birbirimize satıyoruz hem dışarıya satıyoruz. Hemen ilk bakışta otomotiv sektörünün şimdi hem Ford Otosan şapkamı da giyerek birazcık daha detay vereceğim otomotiv tarafıyla ilgili. İki ülkenin de otomotiv sektörü ekonominin lokomotifi durumunda. Otomotiv ana ve tedarik sanayi. Biz Türkiye olarak ihracatımızın %17'sini otomotivden gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 30 milyar dolar. Polonya'da %13'ünü otomotivden gerçekleştiriyor. 34,5 milyar dolar ihracat yapıyor. Yalnız burada önemli bir nokta bu 34,5 milyar ihracatın %60'ı yedek parça ve aksesuar. Yani Polonya aslında dünyanın en önemli yedek parça üretim ve satışını yapan ülkelerinden bir tanesi. Üretmiyorlar. Diğer ülkelerin, diğer üreticilerden aldıklarını da kurdukları pazarlama ağıyla tüm Avrupa'ya ve dünyaya pazarlıyorlar. Ve yine otomotiv sektörü özelinde baktığımızda her iki ülkenin de benzer şekilde hem otomotiv ana sanayi hem tedarik sanayi global ölçekteki üreticilerden ve bunların ihracata dayalı iş modellerinden oluşmakta. Yani işte Ford gibi, Fiat gibi veya işte Bosch gibi global firmaların ihracatından oluşmakta. Bu şirketlerden bir tanesi de tabii 6 milyar USD ihracatıyla yalnızca otomotiv sektörünün değil, Türkiye'nin en büyük ihracatçısı olan benim de mensubu bulunduğum Ford Otosan şirketi. Ford Otosan 450 bin adet üretim kapasitesinin hemen hemen %80'ini tamamen ihracata ayırıyor ve dünyanın 5 kıtasında 100'e yakın ülkeye bu araçları ihraç ediyor. Polonya'da 200 milyon dolar ihracat ile Ford Otosan'ın en büyük 8. ihracat pazarı olarak öne çıkıyor. Tabii biz şimdi Ford Otosan yine şapkamla konuşursam Polonya'yı sadece biz bir ihracat pazarı olarak görmüyoruz. Böyle bakarsak buradaki fırsatları tam anlamıyla yakalayamayabiliriz. Çok daha fazla bir öneme sahip Polonya bizim için. Örneğin küçük bir iki örnek vermem gerekirse Ford Trax markasıyla yürüttüğümüz ağır ticari araç işimizde biz Polonya'yı bölgenin merkezi olarak konumlandırdık ve bölgedeki bazı ülkeleri Polonya üzerinden yatıyoruz. İşte Baltık ülkelerinin 3 tane Baltık ülkesini Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya'yı tek merkez olarak Polonya'dan yatıyoruz. Yine konuşmamda bahsetmiştim. Gelişmekte olan Doğu Avrupa ile gelişmiş Batı Avrupa'nın tam ortasında konumlanıyor Polonya.
Hem de kendi pazarı da büyük. Yani hem yerli pazarı büyük hem de önemli pazarların tam ortasında bulunuyor. Dolayısıyla iki tane çok önemli etkene sahip. Avrupa'nın en büyük 6. otomotiv pazarı. Dolayısıyla biz yedek parça işimiz için de Polonya'yı merkez seçtik. Kamyon ihracatımızda. Bütün Avrupa'ya yedek parça dağıtımını Polonya'daki depomuz üzerinden yapıyoruz. Hem Polonya'nın pazar potansiyelinden faydalanmak hem de stratejik lokasyonu dolayısıyla lojistik avantajından faydalanmak için. Az önce de bahsetmiştim aslında. Polonya'da tam potansiyele Türkiye olarak Polonya'nın tam potansiyeline aslında ulaşmış değiliz diye söylemiştim. Biraz böyle detay incelediğinizde ticaretin esas olarak büyük işletmeler ve uluslararası şirketler arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak bizim o potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkarmak ve potansiyelden tam anlamıyla faydalanmak için bu ticareti daha geniş bir bakış açısıyla KOBİ'lerimize yaymak ve zenginleşmemiz gerekiyor. Örneğin yine otomotiv sektörüne baktığımızda sadece ana sanayiye bakmamız gerekiyor. Otomotiv sektörünün alt sektörleri olan yedek parça üretimi, otobüs üretimi, trailer üst üretimi alanlarında her iki ülke de önde gelen üreticilere sahip. Bu alanlarda yapılabilecek işbirlikleriyle şirketlerimizin, Türk şirketlerinin rekabet avantajını arttırabiliriz. Yine hani sadece ürün alıp ürün satma şeklinde, mal alıp mal satma şeklinde değil de daha geniş bakabilmek açısından yine bir örnek daha vermek istiyorum. İki ülkede çok güçlü tedarik sanayine sahip, yedek parça sanayisine sahip. Bu şirketler yeni teknoloji geliştirmede özellikle işte elektrikli araçlar, otonom araçlar gibi alanlarda birlikte hareket edip hem yatırım maliyetlerini hem proje geliştirme sürelerini ciddi anlamda düşürebilirler. Yani burada Polonya'nın sadece pazar potansiyeli o bile çok büyük bir potansiyel ama sadece pazar potansiyeline takılı kalmayıp daha fazla neler elde ederim Polonya'dan bakış açısıyla bakıldığında çok farklı fırsatların karşımıza çıktığını görebiliriz. Tabii Polonya'da iş yapmak kolay mı? Yani hukuki ve legal anlamda kolay, evet. Çünkü işte bahsettiğim gibi Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra birçok süreç ve hukuk altyapısında iyileştirmeler sağladı ama Polonya kültürünü de biraz iş yaparken tanımak gerekiyor. Bir kere yani herhalde altını ısrarla çizeceğim şey Polonya'da iş yaparken sabırlı olmak gerektiği. Çünkü Polonyalılar bizim gibi öyle Akdeniz tezcanlılığına çok sahip bir kültür değil. Konuları detaylı analiz ederek karar veriyorlar. Duygularıyla karar almıyorlar. Dolayısıyla karar verme süreci diğer iş yaptığınız ülkelere göre yavaş gerçekleşebilir. Bunun için defalarca toplantı yapmak, muhataplarınıza kendinizi, projenizi anlatmak zorunda kalabilirsiniz. Muhataplarınızın güvenini kazanmak biraz zaman alır. Biraz Polonyalılar karşı tarafı tanımak için biraz zaman ister. Dolayısıyla siz hem güveni kazanmak hem de bu işbirliğini geliştirmek için vakit harcamanız, yatırım yapmanız gerekir, sabırlı olmanız gerekir. Çok prensipli insanlardır. Verilen sözlere ve anlaşmalara uyuma çok önem verirler. Ticareti bilirler ve müzakere etmeyi severler. Ancak altını çizmek istediğim bir diğer noktada bir kırmızı çizgileri var. Yani bir yere kadar müzakere, pazarlık yapıyorlar. Bir noktaya geçtikten sonra hayır dediklerinde geri çevirmek de pek mümkün olmuyor. İşte belki Doğu ülkeleriyle ticaret yapan firmalarımız, kişilerimiz bilir. Orada pazarlık hiç bitmez. Sonsuza kadar pazarlık edilir. Karşı taraf da bunu şey yapar. Ama Polonyalıların bir kırmızı çizgisi var. O kırmızı çizgiyi geçmemek lazım. Onu hissetmek lazım. Bir kere hayır dediklerinde geri dönmek mümkün olmuyor. İşe başlamak diğer ülkelere göre dediğim gibi daha uzun süre alabilir. Burada iş olmuyor diye pes etmemek gerekir. Biz Ford Otosan olarak benim başında bulunduğum birim yaklaşık son 5 yıl içerisinde 40'ın üzerindeki ülkede kamyon ihracatını başlattı. İşte gittik, distribütör seçtik, alt bayilerimizi seçtik. İşte bütün pazara giriş stratejilerini oluşturduk. Bu en çetrefilli ülkede bile bizim 9 ila 9 ay ila 1 yılımızı alır. Polonya'da bu iş 3 yıl sürdü.
Hatta şahsen ben pes etme noktasına geldim. Bu iş olmayacak galiba diye pes etme noktasına geldim. Ama şimdi geri dönüp baktığımda şunu görüyorum ki bu Polonya'da geçmesi gereken süre ve pes etmemek gerekiyor. Biraz evet işe girmek için diğer ülkelere göre fazla vakit ayırıyorsunuz ama potansiyeli dolayısıyla harcadığınız vakte değiyor ve emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir kere işi kurduktan sonra da zaten çok sistematik insanlar, analitik insanlar, işler tıkır tıkır yürüyor. Ben otomotiv sektöründen biraz örnekler vererek anlattım ama şimdi değiş şapkamla baktığımda da birçok diğer sektörde de işbirliği fırsatları olduğunu görüyorum. İşte kimya sektöründe, ilaç sektöründe, tekne yapımı, tekne imalatı sektöründe Avrupa'nın önemli tekne imalatçıları Polonyalı firmalar. Birçok o bildiğimiz tekne markaları aslında Polonya'da fason üretimi yaptırıyor. Yani birçok sektörde fırsatlar olduğunu değik şapkamda baktığımda da görüyorum. Otomotivde muazzam fırsat var zaten. İçinde bulunduğum sektör için konuşmak gerekirse. Ancak burada da altını çizdiğim gibi hani birbirimize sadece makro ekonomi bazında değil şirketler detayında tanıyabilmek ve işte bu tanışıklıkları da sabırla kazan kazan bakış açısıyla sadece ben kazanayım bakış açısıyla değil kazan kazan bakış açısıyla sonucu yönlendirebilmek gerekiyor. Bunun için sabretmek gerekiyor. Benim aslında sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Soru cevap kısmında da dilim döndüğünce sorularınızı cevaplamak, bilgiler verebilmek isterim. Son olarak sözlerime son vermeden ben bu vesileyle Polonya ile iş yapmak isteyen tüm firmaları DEİK ve bizim Polonya Türkiye Polonya İş Konseyimizin üyeliğine davet etmek isterim. Hepinize saygılar sunuyorum. Verimli bir etkinlik diliyorum tekrar. Teşekkür ederim. Efendim Emrah Duman Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Ben kısa bilgiler vereyim ve hatırlatmalar da yapayım. Şimdi iki ülke arasındaki ticari gelişmeler, ticari ilişkiler ne durumda? Şimdi ben Moskova'da görevliyken biz böyle ihracatımızı arttırmaya çalışıyorduk. 6 milyara kadar çıkarmıştık. 140 milyonluk koskoca bir kıtaya 6 milyarlık ihracat yapıyorduk. Ama ufacık 40 milyonluk ufak bir Polonya yaptığınız bizim ihracat 3 milyar dolar. 3 milyar euro özür diliyorum. Ve bu hiç de azımsanacak bir rakam da değil. Yani bunun temel nedeni Avrupa Birliği müktesebatına göre hareket ediyorsunuz. Önünüze çıkacak engelleri ya da kolaylıkları biliyorsunuz. Yapmanız gereken, atmanız gereken adımları biliyorsunuz. Bunun için de daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Bizim 2019 yılında bu ülkeye ihracatımız 3.99 yani ya da 4 milyar euro tutarında. Bu tamamen Polonya İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgiler. Bu ülkeden ithalatımız ise 1.9 milyar euro tutarında. Tabi bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Bizim Türk lirasının diğer dövizler karşısındaki değer yitirmesinden, bizim ihracatta daha iyi fiyat yapabiliyor olmamızdan kaynaklanan bir şey. Temmuz ayı sonu itibariyle 2020 yılında tabi bu koronavirüs ciddi şekilde etkiliyor. Ve şu ana kadar bizim ihracatımız Polonya verilerine göre 1.85 milyar euro ve ihracatımız ise 1.35 milyar euro şeklinde. Diğer bir hususu da size izah etmek isterim. Bizim Polonya ile ilgilenen firmaları ve kişileri bilgilendirme bir mail grubumuz var. Efendim bizden her gün Polonya'ya ilgili haberler almak istiyorsanız varsova@ticaret.gov.tr'ye bir e-maillerinizi bu gruba katılmak istiyorum diye yollarsanız sizi bu gruba ekleriz ve her gün size Polonya ile ilgili taze pişmiş haberler gelebilir. Farklı farklı konularda gerek haber olur, gerek bilgilendirme olur. Bunları derhal sağlarız. Efendim şimdi bunca yaptığımız yıllık ihracatta ve uzun süreçli Polonya ilişkilerimizde hiç şüphesiz İstanbul'da başlayan ve uzun yıllardır Polonya'da devam eden insanlarımızın başarı öyküleri var. Ve bu başarı öykülerinden birisi de Sait Bey biliyorum son derece tevazu gösterecek bu konuda. Ama burada hem Türkiye'deki firmalarından bu ülkeye yaptığı ihracat hem de bu ülkede kendisinin yaptığı bizzat
büyük yatırımlar, direkt yani resortları ve burada tekstil depoları gibi konularla ve birçok tekstil ürünleri, diğer ürünler konularında başarılıyla. Ben sözü Sait Bey'e bırakıyorum. Evet, Sait Bey'den lütfen her bir bilgiyi sömürmeye çalışalım. Çünkü 25 yılın tecrübesi var ve 25 yıldır ne oldu da iyi olduğunun öyküsünü dinleyelim. Diğer bir husus, bizlere mail atıyorsunuz şu anda. Moderatör olduğum için cevaplayamıyorum. Ama bize varsova@ticaret.gov.tr'ye mail atarsanız size derhal geri dönüş yapacağız. Şu anda 2-3 yorumumuza cevap verdim ama ya bu halime herkese cevap veremiyorum. Lütfen bizi rahatsız etmekten, bize e-mail ile telefonla ulaşmaktan çekinmeyin. Sait Bey, sıra size, top sizde efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Müsteşarım. Çok teşekkür ederim. Ben siz o kadar güzel anlattınız ki, bir de sizden sonra Ercan Emrah Bey o kadar güzel anlattı ki, o kadar çok anlattı ki, ben de işin daha siz tabii daha yani ben daha eğer bir küçük bir firma isteriz veya siz Polonya'ya veyahut da yurt dışına açılmayı düşünüyorsanız veyahut da Polonya'ya gitmek istiyorsanız niye gitmeniz lazım, niye Polonya'da nasıl başarılı, ne kadar başarılı olursunuz, ne kadar şey yaparsınız, ben onları söyleyeyim. Mesela ben Polonya'ya ilk gittiğimde sene 1986 idi. Ondan sonra 2 sene sonra biz firma olarak oraya John Venture, bugünkü adıyla, o zamanki adıyla John Venture firma açmaya karar verdik. Çünkü biz geleceği orada görüyorduk. Yani Türkiye'de olan işlerimizin azalacağını ve o işlerimizin orada kendimizi orada görüyorduk. Yani orada daha iş yapabileceğimizi, orada daha fazla iş yapabileceğimizi düşündük. Eğer çünkü onlar daha önce onlar bizim müşterimizdi, onlar bizim yanımıza geliyorlardı. Ondan sonra gelmeler azalınca biz dedik ki onlara, biz onlara gidelim, biz onlara hizmet edelim. Efendim şimdi Polonya'da bizim başladığımız zamanlar iş yapmak daha zordu. Bugün daha kolay. Bugün Polonya'da iş yapmak istiyorsanız çok kolay. Her şey yani firma açmak isterseniz size kapılar açık. Daha ne kadar zaman açacağınızı, ya mesela siz firma açmaya niyet edin. Sizin firmanız bir ay içinde hazır olur, kurulur. Her şeyinle siz başlayabilirsiniz. Ondan sonra siz Polonya'da herhangi bir zorlukla, gümrüklerde herhangi bir zorlukla mı karşılaştınız? Şu an mesela biraz evvel söylendiği gibi Polonya 2004 senesinin 1 Mayıs'ında Avrupa Birliği'ne girdi. 2004 senesinde Avrupa Birliği'ne 10 ülke girdi. 9 tanesinin nüfusu, 9 kalan ülkenin nüfusuyla Polonya nüfusu kadar ancak topluyordu. Bir Polonya 9 ülkenin, yani 10. ülke olarak Polonya Avrupa Birliği'ne girdiğinde o 9 ülkenin nüfusuyla eşit nüfusu vardı. Polonya 1938 senesinde nüfusu 38.10'da 6 milyon idi. Bundan 5 sene önceydi. Sene önce bir gün radyoda dinliyordum arabada. Polonya'nın nüfusu 1938'deki nüfusla aynıymış. Bu demek oluyor ki nüfus ne kadar göç verirse nüfus büyüyen nüfusla, geçe yapan nüfusla nüfus aynı. Nüfusta azalma yok öbür ülkelere göre. Bu öyle oluyor ki mesela siz Polonya'da kendinize bir depo kurdunuz, depo açtınız. Siz yalnız Polonya 40 milyonla şey olmuyorsunuz ki. Polonya'ya depo açarsanız bugün sizin 4 saat, 5 saat içinde 500 milyon nüfusa ulaşabilirsiniz. Arabayla Varşova'dan atlatıyorsunuz. Siz giz getirecek güney, kuzey, doğu, batıya gittiğinizde en uzak mesafe 455 kilometre bulmayacak şekilde, biraz önce söylendiği gibi Baltık ülkeleri, Estonya oradan en uzak. Ondan sonra Rusya başlıyor. Burada Çek, Slovak, Almanya, yani 500 milyonluk nüfusa ulaşabiliyorsunuz. Birçok avantaja sahip oluyorsunuz. Birçok avantaja. Polonya'da şu anki, belki ben kaçırmış olabilirim, yok söylemişizdir ama Polonya'da işsizlik 5,5 milyon. Allah'a şükür ki yani Polonya 5,5 milyon, %5,5 işsizliği var. Pardon, %5,5 işsizlik. 5,5. Şimdi bu 5,5 işsizlik nasıl oluyor diyeceksiniz. O zaman onlar yani iş bulmakta zorlanıyorsunuz.
Onları da şey kurtardı. Yani işte kul sıkışmayınca da yetişmiyor. Onlar da orada da şey yapmışlar. Yani kapı komşusu Ukrayna. Ukrayna 42-43 milyonluk nüfusla. Ukrayna şu anda Ukrayna onun tabii başka şeyleri de var. Ukrayna'nın gelmelerini çok istediler ve Ukrayna'nın gelmesi için uğraştılar ama şey tabii şeyden göç almak istemediler. Suriye'den oradan buradan göç almak istemedikleri için şey yapıldı. Yani daha önce konuşmacılara Sayın Müsteşarım anlattığı gibi mesela burada şey Leşçe, evet Leşçe, burada Leşçe biliyorsanız işiniz daha kolay. Ben Polonya'ya gelmeden önce Leşçe biliyordum. Nasıl öğrendiniz dersiniz? Ben Kapalı Çarşı'nda öğrendim. O gelen şeylerle biz az önce gençtik, daha şeydik. Öyle öğrendim Leşçe'yi. Polonya'ya gittiğimde Leşçe biliyordum. Yani aslında zaten bir ülkede bir süre yaşadıktan sonra o şey yapıyorsunuz, adetlerine, yemeğine alıştığınız zaman siz de şey oluyorsunuz. Yani hiçbir şey yadırgamıyorsunuz. Her şey sizin gibi oluyor. Her şeyle o kadar içli oluyorsunuz ki evet ya siz de burada yaşıyorsunuz ya. Orada yaşıyorsunuz. Şeysiniz ve diyorsunuz ki evet böyle olması lazım. Bu yani böyle. Burada adet böyle. Ben burada yaşıyorum. Böyle olması lazım. Bu doğru. Yani ben şu anda bir de biz 23 sene önce filan 23 sene oldu. Evet 23 sene oldu. Biz Polonya'da bir dernek kurduk. Polonya'nın tek yegane derneği iş adamları Polonya Türkiye İş İnsanları Derneği olarak. Şu anda o derneğin başkanlığını yapıyorum. Yani birinci yılım daha olmadı. Son 2020'nin başında şey seçildim. Ve bu Polonya'da iş yapmak isterseniz biz size orada biz İş Adamları Derneği olarak DEİK zaten aynısı DEİK diyor ki buyurun şey yapın. Sayın Müsteşarım, sevgili Müsteşarım oradan diyor ki siz de buyurun gelin. Gelin biz her türlü yardımda bulunuruz. Orada yabancılık çekmesin. Orada kalsın. Her iş yapmak isteyen varsa yapmak biz Polonya'ya davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Elimizden ne geliyorsa her türlü yardımı yaparız. Her türlü olana sunarız. Kendini tabii şey bir yani firma olarak bir şey olarak siz yurt dışına açılmak istiyorsanız çok büyük bir karar almanız lazım. Bu karar aldıktan sonra birisi gerçekten kolay. Polonya'da mesela bugün Polonya o biraz evvelki lojistik, o biraz evvelki coğrafi açıdan başka. Mesela siz Polonya'ya ithalat yapıyorsunuz değil mi? Siz Türkiye'de büyük ihtimalle bir Türkiye'de temsilcisiniz veya Türkiye'de yaptığınız ürünleri, kendi ürününüzü oraya satıp yerleşmek istiyorsunuz. Mesela gümrük mü yapmak istiyorsunuz? İsterseniz Polonya'da gümrük yapmayabilirsiniz. İsterseniz gümrüğün nerede? Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yapabilirsiniz. Yani onun için size bütün kapılar açılıyor. Bütün kapılar açık. Bizim yapabileceğimiz ne varsa biz emir amadeyiz. Biz elimizden ne gelirse yaparız. Ben fazla sözü uzatmayayım. Daha önce Hem Sayın Müsteşarım hem Ercan Emrah Duman Bey anlattılar. Belki de onu benim anlatmam daha küçük firmaların nasıl neyle karşılaşabileceklerini, neyle şey yapacaklarını aslında söylendiği gibi zorluk yok. Yeter ki niyet olsun. Niyet olursa işin %50'si zorluk yok derken zorluk olursa zorlukların üzerinden hep beraber geliriz. Ben fazla uzatmayayım. Çünkü başka söyleyecek ve soru cevap kısmında da buradayım. Beklerim. Ben sözü Sayın Atilla Bey'e vereyim. Ben de bilmiyorum kim sıradaki konuşmacı. Sayın Başkan ağzınıza sağlık. Şimdi ben tevazu tarafında çok olduğunu bildiğim için Sayın Bey'in Potiat çok uzun yıllardır bu ülkede Türklere iyi hizmet etmiş ve etmeye de devam etmekte. Gerek ekonomik ticari alandaki projeleriyle, gerek sosyal sorumluluk projeleriyle, buradaki Türk öğrencilere sağladığı imkanlarla, burada gariban birisi gelse de
ilk geldiği yerlerden biri olması hasebiyle çok çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu biz yoktuk. Sizler güzel güzel oluşturmuşsunuz ve çok daha başarılı olacağınıza da inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir husus var. Şeyde bu ülkeye yatırım yaparken lütfen bir bütçe çıkarmanız gerekiyor. Yani bu bütçede her şeyi son derece realistik düşünmeniz gerekiyor. Ve bu ülkedeki parametreleri değerlendirirken lütfen kafanızda Türk lirası şeklinde bir hesaplama yapmayın. Yani Türkiye çok farklı, burası çok farklı, Borneo adası çok farklı. Onun için o ülkedeki para birimi ise onu nasıl kaldırabiliyorsunuz, bu bütçeyi nasıl oluşturuyorsunuz ve devam ettiriyorsunuz? Bu şekilde yaparsanız yatırımda gecikmeniz ve hayal kırıklığınız olmaz. Çok daha başarılı olursunuz. Efendim tabii bu bütçeyi yapıp bu ülkeye gelip ve evet bu piyasada ben de olacağım diyen çok iyi bir firmamız var. Bizim ilk ofisimize geldi. Kıbrıs olduğunu söyledi. Biz de ne yapalım? Batlayacağım şeklinde konuşmayla bir samimiyet doğdu. O samimiyet şu anda çok güzel bir yatırım olarak geri döndü. GFB süt ürünleri firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Dengiz Pınar'a bırakmak istiyorum. İlk geldiğinde neydi? Şu anda Polonya'yı nasıl görüyor? Bir yatırımcının ne yapması gerektiğini bizlere bilgi verir ise minnettar kalırız. Dengiz Bey söz sizde. Buyurun lütfen. Sayın Başmüşavirim, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir espriyle başladınız ama hakikaten bu doğru. Kapınızı çaldığım günü dün gibi hatırlıyorum. Yaklaşık herhalde bir ay sonra tam 2 yıl olacak. Aslında burada Sayın Başmüşavirimiz o kadar önemli bir konuya değindi ki. Ben bütün Polonya rakamları veya ilgili Avrupa Birliği rakamlarının dışında eğer uygun görürseniz hepinizin ilgisini bu noktaya çekmek istiyorum. Bakın, yaklaşık 2 yıl önce bir kapı çalınmadan önce Türkiye'deki çalışmaları da hesaba katın. En az 1-1,5 yıl biz biraz bilgi vereyim. GFB yönetim kurulu olarak 4 ortağız. Ortaklarımın 3'ü şu anda Dubai'de en üst düzey bir şirketin sahipleri. Sayın Murat Tavukçu, Aytaç Aktürk ve Onur Kutlu Bey'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Şirketimizin yönetim kurulu başkanı olarak birkaç karttan Polonya'ya nasıl baktık, niye Polonya'dayız, onu anlatmaya çalışaraktan Atilla Bey'in hatırlattığı noktaya geleceğim ve daha önemli bilgiler vermeye çalışacağım bilimin döndüğünce. Ben aynı zamanda Türkiye'de Biray Gıda yönetim kurulu başkanıyım. Biray Gıda ne yapar? Bir Kıbrıslı olarak Biray Gıda Kıbrıs'tan hellim ithal eder, hellim ürettirir ve tüm Türkiye'deki Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar, Samsun'dan İskenderun'a kadar, Bodrum'dan Erzurum'a kadar, Sinop'tan Antalya'ya kadar tüm mağazalarda Türkiye insanımızı, hemşehrilerimizi hellim peyniriyle buluşturmaya çalıştık. Ve halen de bu işlerimiz devam ediyor. Aynı grubumuza ait Tekyon Hayvancılık ve Sevdiğin Çiftliği şirketlerimiz hem süt ürünleri üretiminde raw material olarak söylüyorum hem de peynir üretimi için devam ederken neden Avrupa'ya geldik ve neden Avrupa'da bu yatırımı yapmaya çalıştık? Bu konularda dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Evet, Avrupa Birliği ülkesi Polonya'ya gelmemizin sebebi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, bırakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi, doğduğum ana vatanı, tüm Kıbrıs adasının sütünü üretsek dahi Avrupa Birliği'nin hellim konsapşımına yani tüketimine yetişmemiz mümkün değildi. Ve çok büyük bir şanssızlıkla, şunu üzülerek beyan ediyorum, Türkiye'de üretilebilecek herhangi bir süt ürününü maalesef halen çok rahat bir şekilde tüm sanayiciler Avrupa Birliği'ne satamıyorlar. Çok az bir şekilde
işte malımızı gönderdik diyebilecek kadar, 3-5 konteyner yılda bile olmayacak kadar, bir parmağın, bir elin parmaklarının sayısından bile az bir şekilde konteyner sayılarıyla maalesef süt ürünleri Avrupa'da dolaşmıyor. Tamamıyla Orta Doğu'da dolaşıyor. Biz bunu aşmak için Sayın Atilla Bey'in kapısını çaldık. Bu dört ortak. Bu kapıyı çaldıktan sonra çok güzel bir yüz ve iyi niyet gördük. Türkiye'mizin nasıl 1974'te bizi gelip çok büyük bir savaştan, çok büyük bir soykırıma dur diyerek bize sahip çıktıysa, aynı hislerle bize Atilla Bey'in yaklaşımını hissettik. Ve şuna inandık, doğru ülkedeyiz. Polonya, Türkiye ambrellasının yani şemsiyesinin altında çok iyi yönetilen bir ülke olduğunu düşünüyorum. Sonra neden Polonya? Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklerinin dışında neden Polonya? Neden süt ürünlerinde Polonya? Onu size biraz anlatmaya çalışayım. Belki sorularınızla biraz daha canlandırabilirim. Gözünüzde sorularınız olur ise memnuniyetle karşılamaya çalışırım. Polonya'nın süt kalitesi, hatta Türkiye süt kalitesiyle bile karşılaştırsanız dahi maalesef %20-30 civarında kalitede yüksek bir düzeyde. Yani sütün içerisindeki proteini ve yağı çok yüksek. Ve aynı protein ve yağ oranına sahip diğer Avrupa Birliği ülkelerine karşılaştırdığınız zaman sütün litresi daha ucuz. İşçilik oranları işte 2 sene önce daha ucuz olmasına rağmen hala da diğer önde gelen Avrupa Birliği ülkelerine karşılaştırdığınız zaman, Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığınız zaman sütün litre fiyatı daha ucuz. Yani elde etmek istediğiniz peynir ürününü sütle yaptığınıza göre daha düşük bir maliyetle Polonya'da üretiyorsunuz. Şuraya gelmeye çalıştım. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz Polonya'daki 42 milyon nüfusa hellim peyniri üretip satmak için gelmedik. Biz Polonya'ya büyük bir 300 tonluk, 900 tonluk bir fabrika hayata geçirip tüm Avrupa'ya, hatta Amerika'ya, Kanada'ya, Orta Doğu'ya ileride. Ve hellimin ana vatanı olan Kıbrıs'a bile. Hellim ihracatı yapmak için üretim tesisi kurmaya geldik. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Biz bu tesisi kurmak için, evet Atilla Bey'in uyarısı doğru, en az bir yıl sadece düşünce için ve tamamıyla ortakların veya çok güvenilen kişilerin burada ter dökmesi gerekiyor. Buraya vakit ayırmanız gerekiyor, bütçe ayırmanız gerekiyor. O bir türlü burada bir gelip dükkan açıp gibi bir mağaza üzerinde bir Avrupa Birliği olduğu için gelip yapıp gidenleri çok duydum. Bu yüzden çok rahat hareket edemiyoruz. Atilla Bey'in, Sayın Baş Müşteri Müşavirimizin telkinlerini ciddiye almanızı çok rica ediyorum. Çünkü onlarca, yüzlerce iş adamımızın gelip geri döndüğünü biliyorum. Bu yüzden tekrar hatırlatmak istedim. Burada en az bir yıl paperwork dediğimiz bu gibi işlemlere ayıracak bir ofiste ciddi bir ekiple iyi bir know-how araştırması yapmanız gerekiyor. Ben halen Sait Bey gibi lehçe konuşamıyorum. Kendisi tamam, 22 yıldır burada. Benim ailem Türkiye'de yaşıyor. Kendilerini hepsini öpüyorum buradan. Selamlarımı iletiyorum. Ben gidip geliyorum. Ama bu lehçe dilini bu yaştan sonra öğrenmek mümkün değil. Onun için öğrenseniz de zaten her an her yerde bulunamıyorsunuz. Fakat ne kadar güzel bir sistem var ki ticaret müşterilerimiz de bu hizmeti veriyor. Hizmet derken yardımcı oluyor, doğru kişileri gösteriyor. İstediğiniz kadar Türkçe konuşabilen tercümanları bulmanız çok mümkün. Aynı zamanda hem Türkçe, lehçe, İngilizce konuşan tercümanları bulmanız çok mümkün. Ve az önce Atilla Bey'in ilk konuşmasında bahsettiği gibi Euro değil, Zloty kullanılan bir ülke olduğu için aslında çok ucuz yaşayabileceğiniz ve hayatınızı Türkiye'den getireceğiniz ekibinizin de yaşayabileceği ve ucuz yaşayabileceği bir ülke Polonya. Şuraya bağlamaya çalışıyorum. İyi bir ekibinizle, iyi bir düşünceyle, iyi bir stratejiyle gelebilirseniz, evet, bir yılınızı buradaki paperwork'le harcayabilirseniz, ikinci yıl evet üretime geçebilirsiniz. Ama bizim örneğimizde, bizim fabrikamız, evet
yaklaşık birkaç aydır Polonya'da 42 milyonla hellim peynirimizi tanıştırmış durumdayız. Çok şükür Allah'ıma ki bu hellim peynirini tanıştırırken 42 milyon insanla Türkiye'den ithal ettiğimiz, yani Türkiye'den satın aldığımız %99'u Türk üretimi olan makinelerle Polonya'da hellim üretiyoruz sayın katılımcılar. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani biz sadece gelip burada üretim yapıp buradan Londra'ya, İsveç'e, Almanya'ya ve vesaire diğer Avrupa ülkelerine satış yapmıyoruz. Ben hala daha hellim üretiminde kullandığım folyoyu ana vatanımdan, biz yavru vatan çocuğuyuz, ana vatanımdan Türkiye'den ithal ediyorum. Bunlar çok önemli değerler. Elimizden geldiğince tabii ki satın alma departmanlarımız araştırıyor. En ucuz, en hala daha Türkiye'den ithal edilen folyolarımızla ihracatlarımızı yapıyoruz. Yani biz buraya, Polonya'ya, evet, süt ürünleri üretimi için geldik. İşimize ikinci senede hızlı başlayabildik. Doğru. Çok güzel bir tespit ve iyi bir örnek bence. Ama biz Polonya'ya, Polonya'daki 42 milyonluk bir nüfus için gelmedik. Bizim amacımız Polonya'da üretip bütün Avrupa'ya mal ihraç etmek. Bunu da başarıyla yapmaya çalışıyoruz. Burada da tekrar teşekkür ediyorum Sayın Atilla Bey'e. Neden? Çünkü kendisinin kapısını tekrar çaldığım zaman, her zaman olduğu gibi, İspanya'dan, Londra'dan veya Danimarka'dan, şu anda size İsveç'ten sesleniyorum. Bu akşam Varşova'daki ofisimde olacağım inşallah. Uçağım 19'da. Burada dahil bize Polonya'daki başmüşavirliğimiz, buradaki süt ürünleriyle ilgilenebilen veya yabancı bütün altyapı bilgilerini paylaşabiliyor. Bu kadar büyük bir umbrella'nın altındayız. Bu kadar büyük bir şemsiyenin altındayız. Onun için kendisine buradan canlı beni duyuyorsa, sesim geliyorsa İsveç'ten çok teşekkür ediyorum Atilla Bey size ve Sayın Genel Müdürümüze Ankara'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle bir operasyonu kurdukları için, bize bu kadar güzel bir fırsatlar verdikleri için, kendimizi Türkiye'de, ana vatanda hissettiğimiz için çok teşekkür ediyorum efendim. Sorularınız varsa dilim döndüğünce cevap vermeye çalışayım. Son olarak sayın katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Benim tekrarlamam gerekmeyen çok güzel bilgiler verdiler. Sait abimize izin verirse abi olarak hitap ediyorum. Çünkü buradaki bütün Türk yatırımcıların abisi kendisi. O kadar mütevazi ki, evet Atilla Bey'e katılıyorum, o kadar mütevazi ki siz gelin gerisini bize bırakın dedi. İnşallah hakkını bize helal eder Atilla Bey ve Sait abimiz. Çok teşekkür ederim. Efendim Dengiz Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz ama bir hatırlatma yapayım. Atilla Kızlarsan'ın başarısı değil, çok iyi yetişmiş elemanlar olan Ticaret Bakanlığı'nın başarısı bu. Yani evet, evet. Bütün müşavir arkadaşlarımız, bakanlığımız çok iyi teçhiz edilmiş bir bakanlık. Yani biz sadece uç beyleriyiz ve bu işleri yapıyoruz. Ben bakanlığımıza onun için teşekkür ediyorum. Efendim şimdi ben Dengiz Bey'i, Sait Bey bir şey mi diyeceksiniz? Buyurun. Müsaade edersen bir söz almak istiyorum ama yani buyurun. Siz... Buyurun, buyurun efendim. Buyurun efendim. Şunu hissettim. Biraz Patia derneğimi biraz şey yapmadım. Tamam, kendim çok teşekkür ederim bana bu yakıştırdığınız mütevazilik için. Ben mütevazilik çok büyük bir yerden olduğunu biliyorum. Ama şimdi Potia, efendim Potia'dan bahsetmedim. Acaba Potia'dan 2-3 kelime edebilir miyim? Potia 23 sene önce kurulmuş. Söyledim daha önce. Polonya'daki yegane iş adamları, iş insanları derneği. Kurulduğu zamanlar, çok zor zamanlarda kuruldu. Perestroika'dan hemen sonra bir süre sonra kuruldu. Çok büyük yine o zaman orada büyükelçi olan Sayın Korkmaz Haktanır'ın önerisiyle kurulan bir STK. Değişik zamanlara değişik üyesi oluyor. Bugünkü üye sayısı 200 civarında iş adamlarından oluşuyor. Birçok orada yapılacak birçok şeye, birçok etkinliğe, birçok yapıya, birçok kalıcı şeye imza attı. Eğer bugün Türk Hava Yolları oradaysa derneğimizin bunda çok büyük rolü var.
Neden derseniz, derneğimizin, o zaman biz bir inşaat yapıyorduk Varşova merkezde. O yaptığımız inşaatta benim yazıhanemden ben çıktım. Büyük Türk Hava Yolları yazıhanemi kullandı. Yazıhanemi beraber kullandık. Şey yaptık, onlar da ondan sonra kurulana kadar böyle bir dönem birbirimize imece usulüyle kurulduk. Bunlar birçok şeyde Polonya'yla Türkiye arasında yapılan serbest ticaret anlaşması olsun, şey olsun. En son mesela sosyal sigortalar anlaşması var. Onu da çok uzun süre daha önce çok uzun bütün toplantılarında olmaya çalıştık. Her toplantısında olmaya çalıştık. Her elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Tabii o başarı Ticaret Bakanlıklar arasındaki yazışmaların bakanlıklar arasındaki muhakkak onların çalışmaları çok önemli ama yani Polonya ile ilgili ne varsa Potiyat her zaman vardı, başından beri var. Potiyat mesela bundan 10 seneden fazla önce Polonya'da bir sel felaketi oldu. Bu sel felaketinde okullar açılmayacaktı. Biz Potiyat olarak Wrocław'da bulunan Meslek Lisesi'ne 1 Eylül'de açılıyor okullar Polonya'da. 1 Eylül'de açılıyor Polonya'lar okulda. Biz yegane 10 sene meslek lisesinin açılmasına bizim yaptığımız katkılarla bizim yaptığımız yardımlarla vesile olduk ve oradaki okulda bir okulun ismini Mustafa Kemal Atatürk olarak koydu ve bugüne kadar o okul bizim himayemiz altında ve ismi devam ediyor. İnşallah devam edecek. Başka son bir şey söylemek istiyorum. Eğer Polonya'da yatırım yapacaksanız o zaten çok ciddi bir iştir. Çok ciddi bir şeydir. Siz zaten yurt dışına yatırım yapacaksanız bir kere çok büyük bir şeydir. Daha önce söylediğim gibi siz niyet işin yüzde ellisi zaten o niyet alırsanız ondan sonrası gerisi gelir muhakkak. Ama niyet etmek, planlamak, onu projelemek filan tabii en çok zaman alacak şeyler bunlar. Ben öyle görüyorum. Ondan sonrası yine aynı şeyi tekrar ederim. Ondan sonrası kim gelirse buyursun gelsin. Biz elimizden geleni her türlü yapmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa Emre Amadey. Çok teşekkür ederim. Efendim Sayın Başkan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim, bu koronavirüs bir vurdu ve ilk darbeyi alan da bizim Polonya'daki üniversitelerde okuyan öğrencilerimizdi. Ve Allah razı olsun, Potiyat hemen hepsine erzaklar hazırlayıp bizzat elden teslim etti. Bu da çok güzel bir sosyal sorumluluk projesiydi. Ve onun için biliyoruz ki biz her şekilde beraber çalışabiliriz. Ve kendilerini de kandırdım. Benim ofisimde bir odaları da var Potiyat'ın. Ve dedik ayrı gayrı olmasın. Bizim müşavirimiz herkese yeter. Sağ olsunlar bir odamızı şu anda kullanıyor. Kendi genel merkezlerinin dışında. Bu açıdan da teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi ben Dengiz Bey'e bir şey sormak istiyorum. Dengiz Bey, her şey çok mu büyük bir insanlık? Karşılaştığınız zorluklar nelerdi efendim? Mesela ben biliyorum ki sözleşme konuları var. Yani job description diyeceğimiz iş tanımları, sözleşme tanımları, 2 çalışma saatleri, 3 lehçe dokümanlar ve bu dokümanların süreçlemeleri ve artı bu vize çalışma izinlerinin, oturum izinlerinin alınması gibi süreçler falan. Efendim bu konuda olumlu ve olumsuz birkaç husus söyler misiniz? Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Atilla Bey, memnuniyetle biraz detay bilgi vereyim. Lütfen değerli katılımcılar da eksik buldukları noktaları sorarlar ise cevaplamaya çalışalım. Şimdi job description şekline geldiğimiz zaman çok açık ve öz söylemek istiyorum. Tamamen Türkiye'deki sistemin dışında bir sistem var demek istiyor Atilla Bey. Ne demek istiyor? Yani bizim şirketimizde diyelim ki 60 kişi çalışıyor. Bu 60 kişinin her birinin birer sözleşmesi söz konusu. Bu sözleşmesinde yazılan iş tarifi, Türkçesi, iş tarifi detaylarının dışarısında herhangi bir iş rica etmeniz veya beklemeniz mümkün değil.
Buna dikkat çekmek istedi Sayın Başmuşavirimiz. Bunu hatırlatmak istiyorum. Yani çok zor. Yani bir insana sadece oradan bir rapor beklerken diğer bir raporu beklemeniz mümkün değil. Çünkü o benim işim mantığıyla bakıyor. Genellikle Avrupalı böyle ama Polonyalı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz biraz daha ciddiye alıyor bu konuyu. Ve bunun dışında hiçbir işi başka birisinden isteyemezsiniz. Onun için dikkat etmeniz gereken konu bu iş sözleşmelerini yaparken ihtiyacınız olabilecek her şeyi yazmanız lazım. Zaten her şeyi yazdığınız zaman herkes imzalamayabilir. Doğru insanı bulmanız gerekiyor. Ve doğru insan hiçbir zaman burada her zaman yerleştirebileceğiniz Türkler olmuyor maalesef. Bütün her şeyi, istediğiniz bütün ihtiyaçları burada yaşayan Türklerden bulmanız mümkün değil. Onun için Atilla Bey'e katılıyorum bu konuda. Job description'ında ne yazıyorsa onu yapar. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Mesai saatinin dışında bir dakika bile geçse kalemi bırakır gider. Paketleme makinesi çalışıyorsa da paketleme makinesini terk eder. Bunun için bu önlemleri düşünmeniz lazım. Türkiye'den buraya geldiğinizde Türkiye'li değil Polonyalı, Avrupalı olarak düşünmemiz gerekiyor. Ben bunu hala daha öğreniyorum. Biraz zorluk çekiyorum, kabul etmiyorum ama evet doğru. Maalesef bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında muhakkak sizlerin de ihtiyaç duyacağı gibi diğer bir konu. Ben kendime örnek vereyim. Kendi yönetim kurulu başkanı yaptığım şirketimde 3-5 çekirdek ekip oluşturarak, 3-5 kişilikten oluşan çekirdek ekip oluşturarak yine müsteşarlığımızın, baş müşavirliğimizin yardımıyla Türkiye'deki şirketlerimizin ortaklığından yararlanarak, haklarımızı kullanarak evet buraya çok güvendiğimiz arkadaşlarımızı yerleştirdik. İşimizin başına getirdik. Tabii ki onların burada yaşam ve çalışma haklarını elde etmemiz en az 7-8 ay sürdü. En az 7-8 ay tamamıyla sanki turist vizesiymiş, turist ziyaretiymiş gibi buralara turist vizeleriyle girip çıktılar. Ve bu 6-7 ay sonunda burada oturum ve çalışma hakkı kazandılar. Bu o kadar zor bir işti ki şu anda koronavirüsten dolayı yani kendi ailemiz dahi vize alıp gelemiyor. Yani bunun bundan sonra nasıl bir zorlukta olabileceğini tahmin ediyorum. Onun için bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve buradaki bizim başımızdaki şemsiyenin Sayın Atilla Bey'in başkanlığındaki sistemin biz Türklere biraz daha fazla yardımcı olması gerekiyor aslında ama tabii ne kadar olabilecek o da tartışılır çünkü ellerinde değil. Çünkü bir Polonya konsolosluğu söz konusu İstanbul'da veya Ankara'da ve bu Polonya konsolosluğunun sizlerin yanınızda getirmek istediği hatta sizin gelmek istediğiniz zaman kullanacağınız vizeleri size kazandırması gerekiyor. Onun için bu koronavirüsten sonra bu işin biraz daha zor olacağını üzülerek hatırlatmak isterim. Ancak sanki koronavirüs hayatımızda yokmuş gibi düşünürseniz o zaman dahi en az 5-6 ay burada oturma, çalışma izinlerinin oluşabileceğini muhakkak göz ardı etmemenizi rica ediyorum. Hatta rahatlıkla orada çalıştırabileceğiniz yani Polonya'ya geldiğiniz zaman kendi ekibinizde çalıştırabileceğiniz kişiler bordrolu, benim kendi elemanım, kendi ortağım gibi düşünseniz de o vizada o bir mühür yok ise hiçbir anlam taşımıyor. Onun için bunun da job description'daki gibi çok büyük bir zorluklardan birisi olduğunu hatırlatıyor Sayın Müşavirimiz çok haklı. Bunun gibi çok zorluklar yaşıyoruz. Tabii ki zaten lehçe konuşulan bir memleket. Ancak dediğim gibi o konuda hiçbir sorun yok. En kolay iş burada kaliteli insanlar, kaliteli karakterlerle tercümanlık hizmeti alabilmeniz ve ucuza alabilmeniz mümkün. En iyi yön bu. Ama bu job description'daki Türkiye'deki alışkanlıklarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Zaten o arkadaş o işi de yapar. Öyle bir şey yok. Zaten o arkadaş bizim gibi yarım saat daha fazla çalışır. Hafta sonu da cep telefonuna cevap verir. Yok böyle bir şey. Hiç alakası yok. Çok zor. Bilmiyorum cevap verebildim mi Sayın Başmüşavirim? Evet.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben biraz özellikle bu şeyi soruyu sordum. Şöyle bir şey tavsiye ederim. Yani tecrübeyle söylüyorum. Lütfen asgari ücretle insan çalıştırmaya kalkmayın. 10 zloty fazla verene başka işe gider. Yani evet, iyi insan çalıştırın. Ve bu bütçelemeyi yaparken de bunları göz önüne alın. Burada asgari ücret bunun primlerini de koyduğunuz zaman yaklaşık 800 eurodan aşağı gelmez size. Ama şunu da düşünün, bu ülkedeki kar marjları, bu ülkenin potansiyeli, etrafına yapacağınız genişleme size bu maliyetleri hayda hayda çıkarttır. Yani ucuza işçi ya da profesyonel çalıştırmak gibi bir lüksünüz yok. Bu ciddi yanılgıya götürür sizi. Bunun için iyisini çalıştırın. Ben Moskova'da görevliyken birçok arkadaşımız şey derdi. Ya işte burada şirket kuracağız. İşte oğlan gelecek. Yani diyordum ben de, senin oğlun çalışacak profesyonelden daha pahalıya gelir. Sen ona kızamazsın. Yani profesyonel eleman çalıştırırsanız hesap da verebilirsiniz, hesap da sorabilirsiniz. Yani bu şey, çok iyi yetişmiş bir elemanınız yoksa buradan temin etmek zorundasınız. Yani işte bu biraz şeye benziyor. İşte gideyim ben Türk restoranı açayım, işte Türklere yemek satayım. Ya bu ülkede kaç tane Türk var? Türkiye nasıl satacaksınız? Yani sizin işiniz Polonya'sa Polonyalılarla çalışacaksınız. Ve Polonya'ya çalışacaksınız. Polonyalı gibi olmanız gerekiyor. Bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Onun için o bütçelemeyi ve iş planını ona göre ayarlarsanız daha öngörülür bir gelecek sizinle beraber olur. Efendim şimdi biraz uzaklık mı bilmiyoruz ama soru cevap kısmına geçebiliriz istiyorsanız. Ben müsaadenizle sizin söylediğinize bir örnek verebilir miyim? Tabii ki. Ben konuşmamda bahsetmiştim. Diğer ülkelere 9 ayla 1 yılda girerken Polonya'ya 3 yılda girebildik diye. O süreçte aynen sizin dediğiniz gibi genelde biz ülkelere ülke müdürü atıyoruz. Onun altına da işte ülkedeki çalışanlardan bir ekip kururuz. Ama ülke müdürünü genelde bizim şirketimizde yetişmiş arkadaşlardan seçiyorduk. Ama Polonya'da bu iş böyle yürümedi. Demin diğer konuşmacıların da belirttiği şeyler dolayısıyla hem kültür hem lisan problemi dolayısıyla böyle yürümedi. Ve biz sadece Polonya'da ülke müdürünü Polonyalı bir arkadaşımızı alarak atadık ki onun sayesinde de işi kurduk. Yani biz orada ilk stratejimizde olduğu gibi ülke müdürü Türk, bizim şirketten yetişmiş, bizim şirket kültürünü almış birisi olsun deseydik belki hala Polonya'da patinaj yapıyor olabilirdik. Ne zaman ki o işin öyle yürümeyeceğini anladık ve oradaki dengelerin farklı olduğunu anladık, bir Polonyalı arkadaşımızı görevin başına getirdik, işimizi çözdü. Onu şey yapmak istedim. Sizin söylediğinize paralellik arz ettiği için eklemek istedim. Çok teşekkürler. Ben bir örnek daha vereyim. Örneğin Sait Bey'e sorsak muhtemelen elemanların çoğu ya Polonyalıdır ya uzun yıllardır Polonya'da yaşayan ve Polonya kültürünün dilini öğrenmiş olan Türklerdir. Yani sizin hemen evvel emir işte her şeyi güvende tutayım, her şey benim sağımda solumda gelişsin gibi bir yaklaşımla burada yatırım yapmaya kalkarsanız biraz zaman alır. Yani bir tecrübenin bir maliyeti var. Bu maliyeti minimum şekilde ödemeye çalışalım. Bizim size yani bu konuda hizmet etmek amacıyla söylüyoruz bu şeyleri. Efendim soru cevaba geçebiliriz arzu ediyorsanız. Bir şey ekleyebilir miyim Sayın Saşarım? Ercan Bey'in söylediklerine katılıyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Kendisi belki biliyordur bunu. Beko, aynı şekilde efendim, şey yaparken Beko aynı Ercan Bey'lerin yaşadığı şey yaşandı. Şu anda kurulurken Türkiye'den müdür geldi yine kendi bünyelerinden yine aynı şey. Yani o kurumsallaşmış firmaların yaptığı şeyler bunlar büyük ihtimalle. Ondan sonra ama şu an mesela Beko'nun son birkaç yıldır hemen hemen belki de 10 yıldır müdürü Polonyalı. Biz de evet Polonyalı müdürü ve şey memnunlar. Yani orada biraz daha şey. Ya orada mesela ben ilk başladığım zamanlar dil bilmem çok çok yardım oldu. Çok yardım. Yani o dili bilmek çok önemliydi. Yani dili biliyorsanız mesela benim tezimdir. Ben boşuna şey de biliyorum. Sırp dilini de biliyorum. Rusça da biliyorum mesela. Rusça da sayın vizyonlarımla arasında konuşuyoruz.
Efendim şimdi bir dili konuştuğunuzda mesela Türkçe veya Türkçe lehçe biliyorsunuz. Yani herkes bunu biliyor. Mesela bir dilden bir dile tercüme edip de öyle konuşmuyorsunuz. O dilde düşünüyorsunuz. Eğer o dilde düşünecek kadar o dili şey yapıyorsanız işiniz kolaydır. Çünkü o dilde düşündüğünüz zaman o yalnız dilde düşünmüyorsunuz. Dilde düşünüyorsunuz, kültürde düşünüyorsunuz, günlük yaşamda düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Yani konuştuğunuzda Polonya gibi ülkelerde ne yazık ki oranın dilini bilmek size artıları eksilerinden çok, öyle söyleyeyim. Eksileri de yok değil, eksileri de var. Aynen böyle. Efendim bir husus var. Bir ülkeye gittiğinizde lütfen mali müşavir ve hukuk hizmetlerinden faydalanın. En son ihtiyaç duyduğunda hukuk hizmetleri alırım derseniz çok ciddi bir fatura çıkar karşınıza. Mali müşavir ya da muhasebe grubu, bunlar zaten bu ülkelerde olmazsa olmaz şeyler. Yani hem iç muhasebenizi tutmanız, firma büyüklüğüne bağlı tabii, hem dış muhasebenizi bizim doğru olacağını düşünüyoruz. Efendim biz sorularınızı bekleriz. Çok mu uzaktık bilmiyorum ama yani sabrınız varsa bizim sabrımız var. Sorularınızı bekleriz. Ben benim sektörümle ilgili bir sorulara şöyle bir göz attım. Gördüm. Müsaadenizle ona cevap vererek başlayayım mı? Tabii ki, buyurun lütfen. Veysel Yarar Bey sormuş. Ülkede otomotiv yedek parça işi yapan firmalar kimlerdir diye. Ben iki firmanın bilgisini yazdım oraya. Bir tanesi Intercars firması. Bizim de orada kamyon işimizin distribütörünü yapan firma. Diğer yedek parça işi yapıyor. Yıllık 2-2,5 milyar euro cirosu var. Avrupa'nın en büyük ikinci yedek parça firması. Hem binek otomobil hem ticari araç ağırlıklı. Hem binek otomobil hem ticari araç yapıyor. İkinci büyük firması da Opel Trans. Onun da bilgilerini yazdım chat kısmında. O da ağır ticari araç, otobüs, kamyon ve hafif ticari araç ağırlıklı, ticari taraf ağırlıklı iş yapıyor. Biri Intercars, biri Opel Trans. Onların internet sitelerini yazdım. O sitelerden ulaşabilirsiniz. Zaten Türkiye'de de iki firma Türkiye'den de çok ciddi alım yapıyor. Hatta Türkiye'ye bir satın alma ofisi kurmayı düşünüyorlar. İşte bizim Bursa ve Konya'daki potansiyelimizi gördüler. Biz de anlattık onlara. O iki firmayı tavsiye edebilirim. Çok büyük firmalardır. Finansal olarak güçlü firmalardır. Efendim şu anda bir soru var. Türk gıda ürünlerinin satışları hakkında bilgi var mı diye. Hemen şöyle söyleyeyim. Ve iyi oldu bu soru. Biz ticaret müşavirliği olarak defalarca insanlarımıza şeyi tavsiye ediyoruz. Gelin burada bir depo kurun. Gıda depoları şeklinde. Çünkü bu ülkede bir şey var. Yani ülkenin hem kendi tüketimi, sürekli reel gelirlerdeki artış ve diğer ülkelere istediğiniz gibi girip çıkabildiğiniz bu ülkeyi avantajlı konuma getiriyor. Ve maalesef gıda sektöründe, yani doğrudan satışlar var ama birçok firma Frankfurt ya da Berlin'deki depolardan Polonya ürün getiriyor. Sadece şöyle söyleyeyim. 5000'in üzerinde kebapçı var bu ülkede. Yani Türk, Arap, Lübnanlı falan. Bunların ihtiyaçları, günlük ihtiyaçları inanılmaz rakamlarda. Ve oldukça fazla sayıda restoran var. Gene bu Türkiye, Orta Doğu, işte Balkanlar gibi. Ve bunlar bizim ürünlerimizi alıyorlar. Ama bir şekilde gidiyor Berlin'den, Frankfurt'tan bunu alıyor. Ya da bir şekilde Türkiye'den getiriyor. Ama esas burada bir depo kurup bu işe girmek gerçekten çok karlı bir iş. Bu konuyu göz önüne almanızı tavsiye ederim. Efendim sorusu olan var mı? İsmail Bican, Saykal Elektronik. Ben aslında Dengiz, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Polonya bizim otomotiv sektöründe ürettiğimiz ürünler için ilgimizi çeken bir ülke. Avrupa'da 6 ülkeye girdik ama hakikaten Polonya ile 2 senedir uğraşıyoruz. Polonya'ya giremedik. O ayrı bir mesele. Yani burada dinlediklerimizden sebebinin de ne olduğunu az çok anlamış olduk.
Ben başka bir otomotiv dışında başka bir konuda bir soru sormak istiyorum. Şu anda yeni bir girişimimiz var. Hayvan sağlığı takip cihazları geliştiriyoruz. Sağmal çiftliklerde hayvanların boynuna, ayağına takılan tipleri de var ama bizim ürettiğimiz, geliştirmeye başladığımız sistem hayvanların boynuna takılan ve veri toplayan, IoT veriler toplayan, daha sonra bu büyük datayı işleyerek hayvan sağlığını takip eden ve süt verimini artıran sistemler. İlk yaptığımız pazar araştırmasında, tabii ben doğrudan Dengiz Bey'e konuşuyorum galiba şu anda. Diğer dinleyicilerin de kusuruna bakmayın lütfen. Merhabalar Dengiz Bey. Yaptığımız ilk araştırmalarda Türkiye'nin çok büyük potansiyele sahip olduğu, ikinci potansiyelin güneyde sıcak stresi olan hayvanların sıcak stresinden etkilendiği Arap ülkelerinde ve kuzeyde olduğunu gördük. Kuzey içinde 4 ülke belirledik. İlk açılacağımız ikinci ihracat pazarları olarak Avrupa'dan önce Polonya, Ukrayna, Moldova ve Romanya'yı belirledik. Burada bir operasyon yapmayı düşünüyoruz. Orta vadede tabii, bu bahsettiğim 1,5-2 yıl içerisinde. Merkezinde Polonya olarak düşündük. Bunun sizi dinledikten sonra aslında çok mantıklı olduğunu anlıyorum. Ama tabii sektörden şu ana kadar kimseyle henüz görüşmedik. Bu görüşlerimizi teyit eder ya da aksini varsa eğer bir itirazı ya da başka bir şey, Dengiz Bey'den bunu bekleriz. Kendisiyle de daha sonra sohbet sonrasında iletişim kurmak isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Sayın Başmüşavirim izin verirse bir iki fikrimi söyleyebilirim. Buyurun efendim. Evet. Çok teşekkürler. Öncelikle hayırlı olsun yeni projeniz. Otomotiv sektöründe olmanıza rağmen işte Türk girişimciliği bu. Bunu gösteriyor zaten. O yüzden hepimiz buradayız şu anda. Bence çok doğru bir ülkedesiniz veya saydığınız ülkeler arasında Polonya'nın olması bence çok doğru bir yer. Hatta bilmiyorum, seyahat özgürlüğünüz açısından gerekli evraklara sahipseniz, ben ortaklarım adına da konuşuyorum. Bizim şirketimize de her zaman gelebilirsiniz. Sizi memnuniyetle misafir ederiz. Ve hep birlikte Atilla Bey'in ofisine de birlikte gideriz. Sait Bey'in ofisine de birlikte gideriz. Bunun dışında sektörsel olarak benim sizden bir istirhamım olacak. Eğer burada ki istiyorsunuz, gözünüzden de o belli zaten, sorunuzdan da belli. Başarılı olmak istiyorsanız, ki olacaksınız, lütfen bütün çalışmalarınızı Avrupa Birliği uyumlarına uygun tamamıyla bu lisanslarla birlikte çantanızı aldıktan sonra gelin. Çünkü ilk soracakları şey Avrupa Birliği uyumu, Avrupa Birliği uyumluk lisanslarını soracaklar. Bunlar cebinizde var ise hemen gelin. Yok ise hemen başlayın. Yine gelin. Ama doğru ülkedesiniz. Burada bir de ek bir bilgi vermek istiyorum size. Polonya'da süt sektörü daha çok kooperatifçiliğin öne çıktığı bir sistem yürüyor. Bu Türkiye'de yok. Çok eskiden vardı. Şu anda yürümüyor. Polonya'da şöyle söyleyeyim size. Adını zikretmeyeyim. Şu anda en büyük gruplardan bir tanesinin 28 tane süt fabrikası var. Burada bir kanun var. Vatan bir süt fabrikasını en büyük kooperatif almak zorunda ve işletmek zorunda. Bu tabii ki geçmişten gelen, Atilla Bey'in daha çok tecrübeli olduğu bir demokratik yapıların da değişimi. Komünizmden demokrasiye geçmenin verdiği bir yenilikler var ama bu eski alışkanlıklar da devam ediyor. Bunların çok büyük yararı da var yerel halka. Zararı olduğu gibi yararı da var. Bu yüzden neden bu konuyu açtım? Sizin aslında çok daha basit bir şekilde 100 adres yerine 6-8 tane kooperatif başkanının odasına girdiğiniz zaman inanmayacaksınız belki ama 150 fabrikayla konuşmuş olacaksınız. Bu çok büyük bir avantaj. Bunların ilk 3-5'ini ben size bizzat kendim tanıştırabilirim veya aracı olabilirim. Ama tabii ki Atilla Bey fırsat vermez çünkü bir telefonla hepsine ulaşır. Çünkü bizim burada küçücük bir başarımız var ise kendisi ve değerli ekibine borçluyuz. Bu yüzden her zaman lütfen Atilla Bey kanalıyla ulaşabilirsiniz. Ne gerekiyorsa her zaman siz ve sizin gibi ana vatan dostlarımız, ana vatandaki dostlarımız için ben
her zaman yardımcı olmaya hazırım efendim. Efendim Dengiz Bey'e ben kesinlikle katılıyorum. Bir sertifikasyon sürecini tamamlayın. Avrupa Birliği müktesebatına uygun olan. Çünkü yani o her yerde geçerli olacak bir şey. İki, burada kooperatifler sizin biraz daha atış yerleriniz azalıyor. Kooperatifler var, süt kooperatifleri. Ve burada Tarım Bakanlığı'nda hemen bizim ofisimizin karşı tarafında bir yerde bir telefonla randevu alır gideriz, kimle görüşeceğiz diye. Ama siz hazırsanız biz gidebiliriz. Yani şey, iyi malı pazarlamak her zaman kolay. Evet, evet. Evet, çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Muhtemelen gelecek sene pandemi de geçtikten sonra bu planımızı yürürlüğe koymaya kararlıyız. Önümüzde bir yıl var ama bu süre içerisinde de sizinle ve Dengiz Bey'le irtibatta kalmayı istiyoruz. Memnuniyetle efendim. Her zaman. Her zaman. Başımız üzerinde yeriniz var. Buyurun. Efendim başka soru sormak isteyen? Anladım. Benim sorum ülkedeki e-ticaret fırsatları ve Türk malı algısıyla alakalıydı. Efendim Türk malı algısı bu ülkede iyi. Yani özellikle bu koronavirüs ve burada bir şey Türkaka arkadaş olarak Çinlerin görülmesi bizim bu Türk malı algımızı biraz daha iyi hale getirdi. Türk malı algısında bir sıkıntı yok. Sadece iyi Türk firması ya da kötü Türk firması şeklinde bunu değerlendirmek lazım. Yani eğer ürününüz iyiyse ve profesyonel bir şekilde ticaret ediyorsanız hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir de şimdi ben Polonyalıların bir genel psikolojilerini şey yapmak istiyorum. Bu bir eleştiri anlamında değil, tespit anlamında. Bu ülke çok uzun yıllarca işgal edilmiş, işgal görmüş, zulüm çekmiş. O bu falan. Bu neticede insanları etkiliyor. Bir uluslararası büyük bir firma burada bir anket yapıyor, araştırma yapıyor. Ve Polonya'daki tüketim paternlerini öğrenmek için. Bayağı insanlara bir anketlemeler yapıyor, ciddi paralar harcanıyor falan. Ve bir tane husus ortaya çıkıyor. Polonyalıların genel davranışı şeklinde. Birisi uncontent, bir şeye müdahale olmak istemezler. İkincisi untrust, güvenmezler. Bu zaman alıyor. Ya bu tamamen sizle olan ilişkilerine bağlı. Yani adamın genlerine yazılmış. Bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani ben eleştirel anlamda söylemiyorum. Yani bunu bilirseniz ve daha böyle şey çok açık şekilde hareket ederseniz muhakkak şey. Türk malı algısında bir şey yok. Yani kötü mal var, iyi mal var. Ama Türk malı algısı genel olarak iyi. E-ticaret fırsatlarını sormuştum bir de. Ülkedeki genel e-ticaret. Şimdi tabii bayağı bir e-ticaret konusu gelişti. Özellikle bu koronavirüs konusunda, pandemi sürecinde. Bayağı bir şey var zaten. E-ticaret yapan firmalar var. Yani nasıl bizde hepsi burada işte N11 gitti gidiyor gibi yerler var. Burada da var. Ve artı bu pandemi gösterdi ki biz bu işe bayağı da giren bir Türk firması da var. Ve tamamen iyi bir sosyal medya menajerle, iyi bir algoritmacıyla çok rahat girebilirsiniz. Yani e-ticaret burada da yapabilirsiniz. Ki başarılı olan gittikçe de şey yani böyle ivmelenmiş şekilde ticaret eden Türk firmaları var. Yani o e-ticaret artık işin geleceği. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Çağlayan Aydın Bey var. Öyle görüyorum. Teşekkür ederim öncelikle söz hakkı için. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Polonya ile ilgili. Daha önce Wrocław'da bulunmuştum. Bir iki ya da üç gün kadar kaldım. Orada benim gözlemim şu olmuştu. Daha çok ülkedeki genç nüfus dışarıya kaçmaya çalışıyor ve dışarıdaki ülkelerde çalışma fırsatları arıyorlardı. Tabii bu 5 ya da 6 yıl kadar önceydi. Fakat şimdi geldiğimiz noktada sizin de zaten toplantının başında belirttiğiniz gibi daha fazla yatırım alan, daha fazla işte A eksi notu var şu anda Polonya'nın. Bütün bunları biz iyi yorumluyoruz. Bir yazılım firmasıyız. Aslında benim sormak istediğim şey de şu. Bir yazılım firması olarak daha çok ağır sanayi ve işte gıda konuşuldu. Ben merak ediyorum katılımcılar arasında yazılım ihracatı yapmayı düşünen var mı Polonya'ya özellikle Avrupa Birliği ülkelerine
Biz şu anda Türkiye'de geliştiriyoruz ürünlerimizi ve aslında yazılım ihraç etmek daha kolay. Hem hukuki olarak hem de satış pazarlaması daha kolay. Bir diğer sorum da şu, yerel dilde ürünler geliştirmek mi gerekiyor? Çünkü bizim ürünlerimiz daha çok ağırlık olarak İngilizce, native İngilizce geliştiriyoruz ama illa bir traditional dili kullanmak gerekiyor mu? Bu ikisini sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Efendim şimdi ülkede yani her ülkede olduğu gibi IT, startuplar falan almış başını gidiyor. Ve bu konuda da Polonya'da iyi bir konuda ama hala çok ciddi potansiyel var. Yani iş gösterdi ki önemli olan bilgi. Artık bilgi çok önemli. Eğer sizin ürününüz ise muhakkak burada yaparsınız. Ama şunu tavsiye ederim. Türkiye'den olup da buraya bir ürünü, yani bu tür bir ürünü pazarlamak biraz daha şey olabilir. Tesadüfe bağlı. Başarı tesadüfe bağlı olabilir. Yani burada bir firmayla işbirliği yapmak ya da burada bir yerinizi açmak, ki bizim devlet yardımlarımız var biliyorsunuz. Bu devlet yardımlarından faydalanabilirsiniz. Ananızın ak sütü gibi helaldir. IT sektörümüzde de bu tür devlet destekleri var. Yani bu yola gitmenizi tavsiye ederim. Ya iyi bir burada IT grubuyla, startup grubuyla ya da bizzat kendiniz buraya ufak da olsa bir ofis açmak size çok fayda sağlar. İki, ülke çok ciddi şekilde şey konuşuyor aslında. İngilizce. IT'nin de dili hemen hemen İngilizce. Ama yani bunu lehçeye çevirmek işin bir tercüman marifeti. Yani o yapılır. Eğer ki işte o bilgisayar programlama dilinde ben anlamadığım için yani çok bir aykırılık getirmiyorsa yani lehçeye çevrilir. Önemli olan sizin elinizdeki ürünün satılabilir olması. Yani kabul ediliyor mu? Ediliyorsa yani burada da çok rahat kullanırsınız. Ağır sanayide şurada burada falan. Yani herkesin ihtiyacı var. Herkesin iyi bir bilgiye, işi daha verimli hale getirecek bir enstrümana ihtiyacı var. İster Türk, Polonyalı, Arap, Çerkez ne olursanız olun. Yani bu konuda şansınız var. Efendim Sayın Mehmet Ediz. Buyurun efendim. Mehmet Bey mikrofonunuzu açarsanız. Yunus Mehmet Bey, Mehmet Bey mikrofonunu açana kadar ben de bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki buyurun. Bizim iş konseyimizdeki üyelerimizden bir tanesi Serven firması. Serven firması eskiden bir Türk firmasıydı. Polonyalı bir yazılım firması tarafından satın alındı. Firmanın genel müdürlüğünü yapan kişi şu anda aynı zamanda bu firmayı firmanın ilk girişimci olarak kuran kişi. Hani yazılım sektörüyle ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirseniz sizi Servan firmasına yönlendirebilirim. Size daha detaylı sektörden bilgi verecektir. Çok teşekkür ederim. Nasıl iletişime geçebilirim acaba sizinle? Özür dilerim böldüm ama. E-mailimi yazayım chat kısmına. E-mailimi yazayım bana e-mail atabilirsiniz. Chat kısmını ben göremiyorum. Ben de gözükmüyor bir şekilde. O zaman söyleyeyim hemen eduman@fort.com.tr. Eduman. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim Mehmet Bey sanıyorum hatta yok. Eğer hattaysanız sizi sorunuzu alabilir miyiz Mehmet Bey ya da talebinizi? Sayın Başmuşar'ım isterseniz Yunus Bey'le devam edelim. Yunus Çiftçi Bey buyurun lütfen. Sayın Başmuşar'a teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, değerli konuşmacılar, hepinize çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok değerli bilgiler verdiniz. Polonya hakikaten Avrupa'nın giriş kapısı bizim için. Biz de ticaret yapıyoruz, yedek parça üretimi yapıyoruz otomotiv sanayi için. Özellikle Ercan Emrah Bey'e bir sorum olacak. Bu bahsettikleri iki firmanın web adreslerini eğer chatte veya maille bizimle paylaşırlarsa çok seviniriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz destek ve bilgiler için. Chatte paylaştım. Bir daha paylaşacağım şimdi. Olmazsa da hani ulaşamazsanız da bana e-mail atabilirsiniz. Sizle paylaşırım. Mail adresini tekrar eduman@fort.com.tr.
Ben çok paylaşıyorum chatte de. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Veysel Bey, Veysel Yurdagel Bey, efendim mikrofonunuz açık konuşabilirsiniz. Merhabalar. Veysel Yurdagel, çok teşekkür ederiz böyle bir düzenlediğiniz için böyle bir toplantıyı. Biz Zebra Elektronik AŞ'nin satış direktörlüğünü yapıyorum. Biz ülkemizde 2011 yılından beri elektrikli araçların şarj istasyonlarını geliştirmeye çalışıyoruz ve yaklaşık 5 seneden beridir de ülke içinde şarj istasyonlarımızın satışını gerçekleştiriyoruz. Şimdiki amacımız bu sene bir yatırım da gerçekleşti şirketimize. Yine ülkemizin değerli sanayi kuruluşlarından bir yatırım gerçekleştirdi. Ve artık üretimimizi otomotiv grade bir fabrikada üretime başlayacağız. Öncelikle hedefimiz Avrupa Birliği pazarı ve bunun da içerisinde de elektrikli arabaların tabii yoğun olarak kullanıldığı Almanya, Hollanda gibi ülkeler. Fakat bir taraftan da tabii Polonya'yı çok yakından takip ediyoruz. Çünkü çok büyük bir pazar ve gelişmeye başladığında diğer ülkelere göre biraz da arkadan geldiğini gözlemliyoruz. Raporları o şekilde izliyoruz ama tabii sizlerin buradaki şeylerini almak isteriz. Sizin pazardaki son durum hakkında elektrikli arabalarla ilgili bilgi almak isteriz. Biz şarj istasyonlarını Polonya pazarında tanıtmak istiyoruz. İlgili firmalara erişmek istiyoruz. Gayet Avrupa Birliği standartlarına uygun istasyonlar ve çok da hızlı bir şekilde ilerliyor elektrikli arabalar. Bu konuda bizlere nasıl destek sağlayabilirsiniz? Çok teşekkür ederiz tekrar. Efendim bu güç istasyonları konusunda burada PG Orlen buranın en büyüğü zaten. Bu enerji firması yani işte ister akaryakıt istasyonları ister alternatif enerjiler konusunda bayağı yatırımları var. Bunlar sürekli şeyi arttırmaya çalışıyorlar. Şarj istasyonlarını. İşte 85'ten bilmem kaç taneye çıkacaklar falan filan gibi bir geçen bir şey vardı. Ben size o bilgiyi yollayabilirim. Onlarla temas ettirebiliriz siz aslında. Yani bu konuda bir ihtiyaç var. Ve birileriyle bu işi yapıyorlar ama diğer Orlen olmaz da Lotus var, işte K var, bilmem ne. Yani birçok şey var. Enerji firması var. Onlarla da temas ettirebiliriz. Bize yazarsanız yani elimizden geleni yapalım. Ama geleceği de olan bir sektör bu. Yani aşikar ki geleceği olan bir sektör. Çok yani teşekkürler. Bir potansiyel var ve ulaştırabiliriz o kişilere. Peki ben bu konuyla ilgili size mi yazmalıyım, ne yapmalıyım? Bir küçük bilgi verirseniz. Varsova @ticaret.gov.tr'ye yazarsanız bizim müşavirliğimizin resmi şeyine, e-mailine. Biz size bu konuda kimler var, kimler yok falan, ne olmuş, ne bitmiş bunları bir derleyip toparlayıp yollamaya çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun müşavir. Bir firmada benim geçmiş tecrübemde işte distribütör adaylar arasında tanıştığım çok da iyi bir firma vardı. Avia diye işte bir akaryakıt dağıtım firması var. İsviçre'li bir firma. Onların Polonya mümessilliğini yapan firma. Unimot firması. Hani Atilla Bey'in dediği firmalar ile bir şey olmazsa o alternatifte değerlendirebiliriz. Onu da değerlendirelim. Çok girişimcidir. Genel müdürü çok girişimcidir. Çok iyi işi bilen birisiydi. Biz onlarla neden distribütörlük yapmadık? Kamyonla daha hazır başka bir firma bulduğumuz için yapmadık ama hani içimizde de kalmıştı açıkçası onlarla iş yapmak. Çünkü çok iyi iş planı yapan, çok finansal olarak güçlü, çok şey bizi etkileyen bir firmaydı. O yüzden hani o firmayı da paylaşabilirim eğer isterseniz. Veysel Bey ilk seçenek Emrah Bey'in daha güzel direkt noktadan girdi ve bize de yazın yani iki tarafa da yazın ve İngilizce Türkçe olarak yazarsanız bir yani genel olarak bir hatırlatma yapayım. Biz bize gelen müşavire danışın ya da direkt e-mailimize gelen bütün e-mailleri ihracat, ithalat ya da işte yatırım taleplerini buradaki Türk firmaların Türklere de bildiriyoruz firmalarımıza. Ayrıca bunları İngilizce ise direkt Polonya Ticaret Odası ve birkaç tane organizasyon var. Onlara da bildiriyoruz ki yani seçenekleri arttıralım, oradan da bir cevap gelebilsin diye. Biz bekliyoruz efendim. Yani bize ne zaman lütfederseniz bilgilerinizi iletiriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Efendim Sayın Deniz Uz. Merhaba, iyi günler herkese. Ben Uniba Tarım adına katılıyorum toplantıya. Sesim sanırım geliyor değil mi? Evet, tabii. Biz Antalya'da kimyevi ve organik gübre üretimi yapan bir fabrikayız. Aynı zamanda birçok ülkeye ihracatımız var. Polonya'da bu anlamda çok önemli bir pazar olduğunu biliyoruz ama şu an üzerine tam bir çalışma yapma durumumuz olmadı. Bazen bizim yaptığımız pazar araştırmalarında eski site bilgileri oluyor. Bu anlamda sizin gübre ve tarım kimyasallarının pazardaki yeri konusunda bilginiz varsa öğrenmek isterim. Ayrıca bu konuda bize ithalatçı firmalar ve güvenilir firmalar konusunda nasıl bir destek sağlayabilirsiniz? Efendim Polonya ilginç şekilde Avrupa'da tarım ülkesi. Yani tarım ve hayvancılık çok ciddi hasılalar getiriyor. Ve çok da yağmur alan bir ülke. Aslında Avrupa'nın en kurak ülkesi falan diyorlar ama yani kurak buysa yani yağmur sürekli yağsa ne olacak acaba? Ve şimdi toprakta tabii şey de var. Torf oranı da fazla bu ülkede. Yani ama illaki gübre diyor. Ve bunu NPK mı yapıyorsunuz efendim? Biz kompozit NPK'da mı yapıyoruz. Organik, humik asit, fülvik asit her türlü gübre üretimimiz var. Yani bunu bizdeki veri tabanı da yollarız. Artı buradaki firmalara da İngilizce de yazarsanız bize. Tabii. Onlara da yollarız. Elimizden ne varsa bilgi yardımcı olmanızı sizin ticaret müşavirliği mailinize gönderiyorum tabii, o zaman. Tabii. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Narmina Bagirova. Narmina Hanım buyurun. Zdravstvuyte. Efendim mikrofonunuzu açarsanız. Merhabalar. Merhabalar. Zdravstvuyte. Atilla Bey, dün biz konuşmuştuk aslında. Evet. Tekrar çok teşekkür ederim hani paylaştığınız bilgiler için. Benim sorum şu şekilde. Biz AGS Medical adına arıyorum. İmplant üreticisiyiz Türkiye'de. Bunun için hani Polonya hani pazarı büyük ve oraya hani ihracat yapmak istiyoruz ama Polonya'da bulunan herhangi bir yatırımcı komitesi var mıdır? Ya bu komiteye nasıl ulaşabiliriz? Yatırımcı komitesi. Yani burada yatırım yapmak için mi? Evet. Bu konuda yani direkt kendiniz de gelip bir şeyler yapabilirsiniz ama bu ülkede PAİH diye bir kuruluş var. Bizim Türk Yatırım Ajansı'na denk gelen bir şey. Bana tekrar bir hatırlatma mail atarsanız ben size o PAİH'in bilgilerini de yollayayım. Bu konuda sizin önünüze düşüyorlar. Bayağı da bir yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hatta bu konuda Dengiz Beylerle de ilk bir PAİH'e gitmiştik zaten. Yani bir kuruluş muhakkak yardımcı olur. İlişkilerimiz de iyiymiş sadık olarak. İşleri yardımcı olmak bize çok yardımcı oldular Atilla Bey'in söylediği gibi. Hatta yani direkt sektördeki en üst düzeylerle direkt başkanlarla görüşme ayarlıyorlar. Bunlar çok güzel bir şey. Hakikaten bundan yararlanmamız lazım diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Biz sizin talimatlarınızı bekliyoruz. Ne dersiniz? Teşekkürler. İyi fikir efendim. Ne demek? Efendim Mahmut Erbey İpek Yolu Fuarcılık. Sayın Müşavirim merhaba. Öncelikle teşekkür ediyorum. Diğer misafirlerin ifade ettiği üzere destekleriniz için geçen yılda arkadaşımız uğramıştı ofisinize yardımlarınız için. Ben bir kendi sektörümde iki sorum olacaktı. Öncelikle fuarcılıkta durum nedir? Acaba dünyanın bazı bölgelerinde Türkiye'de dahil fuarlar tekrar başladı fiziki fuarlar. Polonya'da durum nedir? Ayrıca bu sanal fuar, sanal heyet noktasında Polonya hükümetinin bir şey var mıdır, uygulaması, politikası? Onlar da benzer çalışmalar yapıyor mu? İkinci sorum da efendim kozmetikte de Sayın İş Konseyi Başkanımız Emrah Bey'in ifade ettiği gibi nasıl otomotivde önde gelen bir ülke ise benim de 20 yıldır gözlemlediğim kozmetikte de özellikle son yıllarda Polonya önemli bir ülke haline geldi.
Bunu da tabii misafirlerimizin de ifade ettiği üzere Avrupa'nın üretim üssü, düşük işçilik söz konusu olması var ama onun da ötesinde sanki bir şeyler var. Bu konuda sizin gözlemlediğiniz bir husus var mıdır? Yani bu sıçramayı nasıl yaptı kozmetik alanında Polonya? Bir de son olarak Poltiyat Başkanımız Sait Bey, acaba üyeler arasında kozmetik üretim veya dağıtımıyla uğraşan firma var mıdır? Tekrar teşekkür ederim efendim. Efendim, ilk soruyu ben cevaplayayım. Ondan önce Dengiz Bey için sizden müsaade isteyebilir miyim? Uçağını kaçırmak üzere. Dengiz Bey'e müsaade ederim. Deniz Bey çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Başmüşavirim, her zaman emrinizdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin emrindeyiz. Bütün katılımcılarımızın da emrindeyiz. Bütün yazışmalar veya bize herhangi bir soru olur ise sizin aracılığınızla daima mail ile telefonla cevap vermeye hazırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özür diliyorum. Uçağa yetişmem gerekiyor. Varşova'ya dönmek için. Hepinizden tekrardan özür diliyorum. Çok çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim. Sağ olun. Şimdi Mahmut Bey, ben o zaman şöyle cevaplayayım. Yani ekonomiler artık bu kitlenmeyi, bir daha kitlenmeyi kaldıracak halleri yok. Ve bu en çok etkilenen sektörler zaten bu horeca dediğimiz otel, restoran, kafe sektörü ve fuarcılık sektörü çok ciddi etkilendi. Oldukça fazla fuarları iptal ettiler. Ama biz Warsaw Expo ile bu PİTAK'la konuşuyoruz ve MTP ile konuşuyoruz. Onlar bu fuarları yapacaklarını söylüyorlar. Halihazırda 2021'e öteledikleri fuarları muhakkak yapacaklarını söylüyorlar. Biz de bu konuda bakanlığımıza da bu fuarların desteklenmesi, firmalarımızın gelmesi yönünde de bir bilgi ilettik. Kozmetik konusunda da iyiler ama tabii bence arka planda bir Alman sermayesi var. Yani Almanya kimya sektöründe çok ciddi bir dev ve Polonya'nın makul maliyetlemeli büyük ülke olması nedeniyle ve bir Amerika, İngiltere gibi ülkelerle daha özel ilişkiler olması ve daha böyle ortada bir ülke olması nedeniyle burayı tercih ediyorlar. Ve kozmetikte gelişmelerin nedenlerinden birisi bu. Ama kozmetikte ihracat şansınız var mı? Evet, var. Kozmetikte firmalarımız var mı? Şu anda bir Glare Marketing dediğim Sorvella diye bir şirketimiz var. Bir de Eiffel diye bir şirketimiz var. Ama bunlar tamamen şey yapıyorlar. Yani işte deodorant değil mi? Yani parfüm şeklinde. Bu kiosklarda, alışveriş merkezlerinde, metro altlarında falan çok başarılı şekilde satıyorlar. Diğer firmalarımız da var. Yani esans yapan, yani Türkiye'den buraya ihracat yapan firmalarımız da var. Yani kozmetiğin bir şeyi var. Gider var da. Bu Polonya aynı benzer şekilde, bizle benzer şekilde şey yapıyor. Bu sanal fuarlar yapmaya çalışıyorlar. Ama da çok yeni şekle şemale giriyorlar. Çünkü hep bir ümit kapanmayacağız şeklinde. Yani biz evet insanlarımızın işini koruduk, iş yerlerinin açık kalmasını koruduk. İşte koronayı da bir şekilde denetliyoruz. Kapanmayacağız şeklinde. Bunun için ikinci, yani second best dedikleri ikinci iyi formül olarak bunu kullanıyorlar. Ama biz biraz daha sıkışmış durumdayız. Bunu daha iyi kullanıyoruz. Sanal fuarları daha etkin kullanmaya çalışıyoruz. Efendim, umarım bir cevap oluşturabilmişimdir. Çok teşekkür ediyorum. Sait Bey, eklemek istediği bir şey var ise buyurun Sait Bey. Şimdi bizim başlangıçta şunu söyleyeyim. Bizim bu ayda zaman zaman bazı şeyler moda oluyor. Mesela Sayın Ercan Emrah Bey yedek parça ile ilgili şey yaptı. Bir ara yedek parça o kadar çok meşhur, çok şeydi ki revaçta bir şeydi ki herkes o işe girmek için uğraşıyordu. Yani bu revaçta olduğu zaman siz oradaysa ve o şeye, o trene binerseniz, şey kaparsanız ondan sonra binemezsiniz efendim, biraz geç kalıyorsunuz ne yazık ki şey. Yani niye bunu söylüyorum? Bir ara o takılar bile, böyle takılar, kiloyla takılar satılıyordu böyle. Hani yani bu dizilerde gördüğümüz insanı, Brezilya dizilerinde, Hint dizilerinde takılar, taşlı,
efendime söyleyeyim işte yüzükler, müzükler böyle şeyler. Onlar çok modaydı mesela. Herkes bu işe girmek için uğraşıyordu. Yani Polonya Polonya'da bir şey moda oldu mu ne yazık ki şey, onu şey yapana kadar, tüketene kadar, ondan böyle yani pireden yağ çıkarana kadar gidiyor bu. Şeyde aynı kozmetik işi. Kozmetik işi de biraz çok popülerdi. Süremizi bayağı bir aştık. Son bir soru olarak Musa Bey'e sözü versek sorusu için. Ve de yani daha doğrusu Ömer Bey, Ömer Yılancı Bey ve Musa Bey'e. Ondan sonra yavaş yavaş kapatabilir miyiz efendim? Musa Bey buyurun lütfen. Başmüşavirim merhabalar. Merhabalar. Biz Türkiye'de kedi kumu üreticisiyiz. Bir sene oldu bu sektöre gireli. Ayrıca gübre sektörüne de yarı mamül olarak bentonit veriyoruz. Bununla ilgili Avrupa'da çalışmalarımız var. Orta Doğu'ya kedi kumu üretimimizi yaptık. Avrupa'da da bazı çalışmalarımız var. Bununla ilgili olarak Polonya toptancılar bazında malzeme verebilmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bununla ilgili bilgi verebilirseniz. Efendim burada şey, kedi, köpek nüfusu oldukça fazla, insan nüfusu kadar sanıyorum. Oldukça da iyi. Yani benim de kedim var evde. Yani size de gönderebiliriz. Ve şey, bize yazarsanız, biz o şey Pet Shop Supplies, böyle Pet Shop ürünleri tedarik edenler falan, o tür şeyleri size yollarız. Yani o orada bir şey var, listemiz var. Bir onu size yollarız, paylaşırız. Ve şeyi de olan, yani pazarı olan bir şey. Bir de zaten genelde bizim Reşadiye falan taraflarında çıkar bu şeyi. Biz Çankırı'dayız başmüşavirim. Reşadiye'nin malzemesi genelde sondaj sektöründe. Sondaj sektörü için evet. Aha, çok kullanıldığı için. Bentonit falan şeklinde. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin beyninizi bekliyoruz efendim. Tamam efendim. Efendim sağ şimdi olun. En son bir Ömer Bey'e sözü verelim. Ömer Yılancı Bey. Buyurun lütfen. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Öncelikle merhabalar. Biz ev tekstili sektörü temsilcisiyiz. Ben en çok şeyi merak ediyorum. Her ne kadar Polonya ile ilgili çalışmalarımız var. Fakat ev tekstili sektöründe Polonya pazarı için neler söyleyebilirsiniz? Daha geliştirebilmemiz için neler tavsiye edebilirsiniz? Efendim aslında Sait Bey uzun zamanların tekstil duayenlerinden. Sait Bey de şey yapsın, ben de sonra ilave katkıda bulmaya çalışayım. Efendim arkadaş aslında çok güzel bir konuya, çok güzel bir konu, çok güzel aslında bir güzel bir soru. Çok hoşuma gitti. Tekstil işi, ev tekstili, işte biz söyledik daha önceki konuşmacılar hepimiz söyledik. Polonya 40 milyon civarında. Ve yani ev tekstil üzerinde pek bir yatırımı yok, pek bir şeyi yok. Bütün birçok ev tekstilini yurt dışından ithal ediyor. Ve çok güzel bir pay alıyor. Biliyorsunuz, bilmiyorsunuz ve hatta şey, ama bütün başlı belli başlı firmalar, Birland, ondan sonra şey ki yani bütün bir firmalar hepsi orada var. Bir çoğun orada var. Mesela size bir arkadaşım, bir üyemiz var. Yem Yönetim Kurulumuzda Feris Sakarya. Feris Sakarya'nın Feris Sakarya yılda yani en az 10 milyon dolarlık ev tekstili şey yapıyor. Kendisi mesela yani şey arabaları var. Çok değişik sistemlere çalışıyorlar. Ufak ufak arabaları var. O satıcılar var. O satıcılar yalıyor mesela. Bütün gün alıyor şeylerini. Gerekli malzemeler alıyor. Yani bunlara satıyor. Siz daha iyi biliyorsunuz da. Yani ev tekstilinde mesela bugün birkaç tane sektörde Polonya'ya girmek ister misiniz derseniz mesela ev tekstili her zaman hiç korkmadan girsin. Gözü kapalı girsin. Yani girebilir. Her zaman ona her zaman kendine iş çıkar. Ama uzaktan olmuyor. Sayın müsteşar, sayın başmüşavir dediği gibi, sayın Atilla Bey'in orada olmanız lazım.
burada onlar ufak da bir olsa ürünüz olması lazım. Orada işi takip etmeniz lazım. Orada olmanız lazım. F-Tekstil'li yani birkaç tane meslek var işte. Ama F-Tekstil mesela mobilya sektörü. Gerçek oluyor mobilya sektöründe de böyle hani şey hatırı sayılır bir ülke ama bizim ben mesela mobilya sektöründen niye burada oraya gidemedi? Aslında çok büyük projeler vardı. Çok işte birkaç tane firma, birkaç beş firma, birkaç on firma toplanıp orada mobilya üzerine bir şey açmak ile ilgili planlar vardı. Bunlar konuşuldu. 3 sene önce, 5 sene önce, 7 sene önce filan. Zamanla hep böyle şey yapıldı. Tabii zaman değişti. Zaman değişiyor. Zaman değişince şartlar değişiyor ihtimalle. O konuşmalar öyle şey üzerinde kaldı. Ben birçok konuşmada bulundum. Ama ev tekstiliyle ilgili gerçekten mesela ev tekstiliyle ilgili orada birkaç tane de mesela şey var. Birkaç tane de girmiş, yerleşmiş Polonyalı firma var. Polonya firmalar bunlar biz daha önce işte bunun ithalatını yapanlar, şey yapanlar. Ondan sonra orada bir şehirde büyük. Ondan sonra bütün Polonya'ya yayılarak şey yaptılar. F-Tekstil'i iyi şeylerden bir tanesi. Çok iyi iş yapabilecek branşlardan bir tanesi. Öyle söyleyebilirim. Üyelerimiz de var. Birkaç tane üyemiz de var. Adreslerini veririm. Adreslerini, isimlerini veririm. Bağlantı kurarsın. Sayın Müsteşarım da şey yapar aynı zamanda. Evet. Yani söyleyeceğim. Bu kadar. Efendim, şöyle ilave yapayım. Şimdi Polonya aslında tekstil konusunda Avrupa'da eski üretici ülkelerden birisi. Yani tarihi şey de var, derinliği de var. Bu üretim daha çok VUC dediğimiz, bu bizim LODZ diye yazdığımız ama burada VUC okunan ya da Türkler için de LOGI olarak söylenen bir bölgede yapılıyor. Varşova'ya da 150 kilometre ötede bir yerde. Ev tekstili konusunda orada VUC'da ve etrafındaki rayonlarda birçok firma var. Ve birçok Türk firması var. Çinli firma da var, Vietnamlı firma da var ama Türk ev tekstilinin tekstilizesi çok daha iyi. Yani biz bu işi daha iyi yapıyoruz. Ve ciddi bir talepte görüyor. Ama efendim zaten yurt dışı devlet yardımlarından faydalanabilirsiniz. Yani burada olup, burada biraz vakit ayırıp, burada bir ofisinizi açmakla bu sektöre çok rahat girebilirsiniz. Yani özellikle o Varşova değil ama bölgesinde, yani genelde alıcı da satıcı da orada buluşur. Yani orada bir şey yaparsanız, yer açarsanız ve sürekli desenlerinizi, modellerinizi tazelerseniz, paternlerinizi başarılı olacağınızı düşünüyorum. İyi bir sektör çünkü. Çok teşekkür ediyorum bilgiler için. Gayet güzeldi. Sağlık, konuşmacılarımızın diline sağlık. Umuyorum faydalı bir toplantı olmuştur bütün katılımcılar için. Efendim biraz vakti açtık. Hani bir Fransız yazar demiş ya, vaktim yoktu uzun yazdım. Biraz o şekilde oldu ama umarım firmalarımıza, Polonya ile ilgilenen iş adamlarımıza, kişilerimize fayda sağlarız. Efendim Sayın Genel Müdürümüze, Mehmet Han Bey'e, Ercan Emrah Duman Bey'e, Sait Büyükbayrak Bey'e ve Dengiz Pınar Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ticaret müşavirliği olarak her zaman 7x24 hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Lütfen bizi rahatsız etmekten çekinmeyin, biz rahatsız olmuyoruz. Ben kendimden bile rahatsız olmuyorum şahsen. Lütfen bizimle ilişkide kalın. Size nasıl faydalı olabiliyorsak keyif alırız. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum efendim.